Herkese merhaba. Alfalar, betalar ve sayın seyirciler. Bugün sizlerle beraber uzun zamandır devam etmediğimiz seri olan Minecraft Paraları Tepki serimizin yepyeni bölümüne silinmiş videomuzla devam ediyoruz. Evet. Silinmiş, neden silinmiş video değil mi arkadaşlar? Çünkü şu anda bu başlıkta gördüğünüz gibi çektiğim video silinmiş video. Evet. Bu video arkadaşlar ben yüklediydim fakat sildim. Nedenini öğrenmek isterseniz önceki videolar bir tanesinde var. Söylemiştim nedenini. O yüzden oradan öğrenebilirsiniz arkadaşlar. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan videoya geçelim. Ha bu arada bugün arkadaşlar 10 bölüm izleyeceğiz. Minecraft tepki serimize özel. 10 bölüm izleyeceğiz. Çünkü hep 5 bölüm izliyoruz. Bugün 10 bölüm izleyeceğiz. Videoya geçmeden önce alttan kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayınız. Bu üçünü yaparsanız beni çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Şimdi hazırsanız başlayalım. Merhaba arkadaşlar, videoya geçmeden önce çok beğendiğim bir server'ı sizlerle paylaşmak istiyorum Anlat arkadaşlar. Eğer abicim. ki server'a gelirseniz arkadaşlar sizlerle JonJonCraft, Faction, Skyblock gibi oyunlar oynayabiliriz arkadaşlar. Ben zaten Tamam çoğu abi, zaman bu anlaşıldı. server'da oluyorum. Beni göreceksiniz zaten. Beraber video da çekebiliriz bu server'da arkadaşlar. Ve Arkadaşlar bu arada en son ne oldu hiç hatırlamıyorum. Hiç hatırlamıyorum. server'a başlamak isteyen arkadaşlar için şöyle bir güzellik yapayım. Videoyu baştan sona kadar izleyin. Videonun aralarına kodlar Arkadaşlar bu arada bakın. Aranan bir cisim tespit edildi. Bunu tanıyanınız vardır ya. Tanımayan koyacağım. Bu için kodları de kullanarak bu adı serverda çok güzel eşyalara sahip olabilirsiniz. VIP'den Dersimaz. tutun edit itemlere kadar bir sürü eşyaya sahip Düz. De olabilirsiniz ters. arkadaşlar. Haydi Derse de videomuza düz. geçelim. Sen merak Estağfurullah. etme abi. Onların Aha. inlerine gireceğim. Hiç farkında olmadan dedemi öldüren adamın arkası. Aa, doğru, şimdi hatırladım. Arkadaşlar en son fakirle zengin fakirle zengin gizliye bulmuştu ve dedelerini öldüren kişiden intikam almak intikam planı yapmışlar, doğru hatırladım. Onu Kafasına mermiyi uyguluyorlardı. sıkacağım. Bu telsizi al. Yanından asla ayırma. Bunu... Koruma olarak. Buraya geç ya. Ve arkadaşlar tepki serimizin unutulmaz simgesi. Ve konuşalım. Merhaba. Ben koruma. Geç Fakir. buraları. Heh, tamam. Zengin vs fakir hayatı. Bölüm 26. Hadi bakalım. 45-40 merkez. 45-40 merkez. Aa, ne oluyor? 45-40 merkez dinlemede. Gene mi 45-40 Rıza merkez. komiser? Bir uyuşturucu ihbarı aldık. Bu Rıza Bakabilir misin? komiser, bırakmıyor Siz bana peşimizi. adresi yollayın. Ben giderim. Ayın komiser, Minecraft ayın. valisi Steve Çıkmazı No 3. Acilen gitmen gerekiyor 45-40. Anlaşıldı. Hemen intikal ediyorum. Allah kahretsin. Ne Yeni bir oldu? uyuşturucu ihbarı. Yine mi Bıktım şu uyuşturucu bu? uyuşturucu ihbarlarından ya. Ulan Gideceğiz. millet kendini... Gideceksin tabii. Am sen. Sen polisin. Sen kimi kandırıyorsun? Gideceksin tabii. Ne anlatıyorsun Öldürüyor ya. sen? Uyuşturucu Sen komisersin, kullanabilirim komiser. lan. Ne anlatıyorsun sen? Tövbe Senin tövbe. görevin bu. Bari gidince şunların kafasına ben sıkayım da. Yavaş yavaş değil de direkt doğru yoldan cehenneme gitsinler anasını satayım. Ya. Manyak lan bu. Vallahi manyak. Gençler, bunun gibi tipli birilerine rastlamayın gerçek hayatta. Vallahi canınızı okurlar. Bu adam var, ne diyor? Direkt kafasına sıkayım mı atlayalım ha. O ana satayım. Sanki öyle keklik anasını satayım. Sen neyin kafasını şu dayı? Yavaş yavaş kendilerini öldürüyorlar ya. Bu gençlik nereye gidiyor ya? Gençlik ölmüş Bıktım be bu abi. uyuşturucu Ne diyorsun sen? ihbarlarından. Neyse. Verilen adrese yakınım. Şu ilerideydi o adres. İşte burası. Verilen adres... Has iş. Fakirin oldu malikaneye girdiler. Eyvahlar olsun. Adrese geldim. Ulan Fakir. şerefsizler. Şimdi Fakir gidip kaç şuraya bir baskın fakir. yapayım da iş başında yakalayayım Fakir. şunları ya. Bu Rıza Allah'ın bizi, cezaları. bu komiser Bıkmadılar bizi uyuşturucu öldürecek. kullanmaktan. Bu gençlik nereye gidiyor ya? Hey gidey. Gençlik Neyse, ölmüş abi, şunları bir sen baskın ne yapayım hemen. anlatıyorsun? Gelin lan buraya pislik herifler. Adam Sakın malikaneye çıkıyor. kıpırdamayın. Bakın, evinizde uyuşturucu tutuyormuşsunuz. Tutturmam. Yanlış Yalan. hareketiniz olmasın. Yalan ne? Şimdi eve çıkıp Komiser. arama yapacağım. Yemin Yanlış söylüyorsun. hareketinizi Yalan ne görmeyeyim. söylüyor? Sakın kıpırdama. Buyurun memur bey. Birine mi baktınız? Yardımcı olayım. Bu ev... Birine mi baktın koçum? Yok, anana baktım diyormuş falan. Evden Böyle uyuşturucu saçma. ihbarı aldım. Evi arama yetkim var. Evinizi arayacağım.
Eğer ki uyuşturucu bulursam başınız belada. Tamam memur bey. Siz burada bekleyin. Ben içeri haber ver. Ulan bir de fakir. Fakir kendi uyuşturucu koyduysa var ya. Şaşırırım yemin ederim. Gerçi yok ya. Fakirden öyle bir zeka şey falan çıkacağını pek sanmıyorum. Abi dışarı polis geldi. Evi aramak istiyormuş. Ne yapalım abi, emniyet polis bizi bulursun. Bırakın arasın. Evde İçimizde. Uyuşturucu falan yok zaten. Memur bey. Uyuşturucu yok zaten. Geçin içeri. Evi arayabilirsiniz. Evde uyuşturucu falan yok diye buluyorsunuz. Onu evi aradıktan sonra göreceğiz. Şimdi evi aramaya başlıyorum. Ara bakayım kardeş. O uyuşturucuları eğer ki buralarda bir yerlerde bulursam. Bulursa zaten o silahdaki mermiyi bize monte edecek. Yani. O uyuşturucular buralarda bir yerlerde. Merkezden emir geldi. Kaptanma merkezden var bir şey söylemez. Pislik herifler. O silahı tetiklemeyecekse. Göreceksiniz. Parçalar bize o silah. Onları bulduktan sonra da sizi hücreye kapatacağım pislikler. Hücreye mi? Hani kafasına sıçacaktın lan? Yalancı pis. Yoksa burada mı? Yalancı burada pis. Burada mı? Yok. Sen kimi tanıyorsun? Ama bulacağım. Ayım. Bulacağım. Burada da yok. Kardeş sen. Ah bulursun. Çok yaklaştım eminim. Çok yaklaştım. Hissediyorum adeta. Yalan söylüyorsun. Ben bu mesleği yıllardır yapıyorum. Yanılmam ben. Hadi canım yalan söylüyorsun. Burada yok. Ciddi nereye sakladınız lan uyuşturucuları pislik herifler? Ulan canınızı yok, okuyacağım oğlum sizi. Neyin kafasını düşün. Bulacağım onları. Göstereceğim bulursun. Size. Aha da. Aha da mı? Ulan abi sandınız ne değil mi lan? Gizli sandık yapmışlar bir de. Gizli şerefsizler. Sandık. Aa sandık akıttı. Hayda uyuşturucu akıttı. 4 paket uyuşturucu. Çıktı lan. Ulan şimdi sizin işiniz Minecraft bitti. Minecraft yapısalı. Bunlar ne lan? Bunlar ne? Pislik herifler. Bu elimdekiler ne? Çabuk söyleyin bana. Ama memur bey. Nereden çıktı bunlar? Fakir koydu değil mi? Fakir koydu değil mi? Kesin bak. Bak fakire bak baba. Arkadaşlar. Fakirin bakışa bak baba bakışa. Tam çakal bakışı var ya. Ulan. Memur bey bunlar bizim değil. Ben diyorum sen yine fakir kardeşlerine her şeyi beğendiler. Manyak kim oğlum koydu bunlar? Onları oraya? Evet memur bey. Fakir koydu oğlum. Kim koyacak? Ama onları biz koymadık. Bu suçu kabul etmiyorum memur bey. Yanılıyorsunuz. O uyuşturucu. Arkadaşlar bence... Bu dedesini öldüren katil hapishanede. Bence bu fakir kendisini hapsine atacak, orada öldürecek. Bence mantıklı bir şey. Bunlar bize ait değil. Hayır, bana öyle geliyor. Hiç kabul etmiyorum memur bey. Lan benim, sizden de dalga mı geçiyorsunuz lan? Lan siz koymadıysanız kimler koydu? Cinler mi koydu bunları? Kim koydu oğlum? Vallahi abi biz koymadık. Söyleyin ikinizi de alırım içeri. İkinizin de başı belaya girer ha. Söyleyin çabuk. Kim koydu bu ben uyuşturucuları abi, oraya? Ben koymadım abi. Ben koymadım. Bir de yoktur lan terbiyesizler. Lütfen vurun. Abi. İkimizin de başı belaya girecek abi. Suçu üstleneceğim abi. Çaktırma. Suçu mu üstleneceğim? Memur bey. Vay. Uyuşturucuları o sandığa ben vay, koydum. Vay kahraman alın fakir. Alın götürün beni memur bey. Hapse atın. Yemin ederim ki ben koydum fakir. Memur bey. Götürün beni. Demek ki sen koydun. İnsan olacak. Ulan zaten yüz tipim bana bir yerden tanıdık geliyor. Ben de diyorum seni nereden tanıyorum. Daha önceden seni uyuşturucudan içeri almıştık değil mi lan? Doğru söyle. Evet memur bey. Salak lan bu. Bu komiserin... Azıcık zekası çalışıyor, azıcık da beyinsizliği çalışıyor. Salah lan bu. Yalnız bir şey fark ettim arkadaşlar. Elmas zırhı var, elinde silah var. Ulan bu fakiri gelen geçen nasıl tanımıyor ya? Böyle iş mi olur? Zırh takınca herkes değişiyor mu, böyle şey mi olur? Ben koydum. Daha önce de sabıkam var. Ne yaparsın? İlker abinin Minecraft'ı böyle biraz değişik. Şimdi elimden çekeceğim var. Yürü lan gidiyoruz merkeze. Yürü. Tamam memur bey. Kabul ediyorum. Çabuk bana silahlarını ver. Buyurun memur tamam bey. Tamam abi. Al. Buyurun. Hepsini alın. Ne olur. Buyurun ne olur memur bey. Bana abi. Vurma. İşte hepsini verdi memur bey. Haydi gidelim merkeze. Yürü düş önüme. Tamam memur bey. Gidelim. İşte bu be. Aha. Arkadaşlar ben gidiyorum. Hakkınızı helal edin. Helalim hoş i̇şte olsun. Yaradı. Gidelim memur bey. İşte bu. Planım işe yaradı. Bu polis... Fakir'e hapse attı diye seviniyor salak. Aslında bilmiyor ki düşmanı öldüreceğiz. Hapse götürüyor beni. Hem de tanımadı beni. Vay be. Çünkü bir mal. Bir çocukmuş. Direkt suçu üstlendi. O uyuşturucuları oraya o koymadı ama. Acaba kim koydu? Yoksa başka bir koruma mı koydu o uyuşturucuları? Aramızda bir hain var. Evet hapse geldik. Gel lan buraya. Gel içeri. Gir. Burada kalacaksın. Sakın bir yere kıpırdamayın deşerim ikinizi de. Oğlum, dört tarafımız taş duvar. Sen neyin kafasını düşün? Nerede hareket edeceksin? Pislik herifler. Geberin burada.
Uyuşturucu bağımlıları ya. Gelin burada. Evet. Planım işe yaradı. Çok bilensin. Sonunda dedemi öldüren kişiyle aynı hapishanedeyim. He. Şimdi onu öldüreceğim. Bugün... Öldür lan fakir. Onun. İçinden geç onun. Oyundu. Bu hapishaneye gelmek için gelmişini geçmişini oraya ben koydum. Neyse. Sen mi koydun? Nasıl koydun? Alo abicim. Sesim geliyor mu abi? Orada mısın? Buradayım fakir. Ne oldu? Bir şey mi oldu kardeşim? Hayır abi. Aklım... Arkadaşlar bu arada bu silinmiş videoyu bir daha çektiğim için biliyorum yani pek şey yapmayın öyle. Aa şöyle oluyor böyle oluyor falan beklemeyin bende. Ama bir fikir geldi. Bu dedemi öldüren kişi var ya onunla aynı hapishaneye gireceğim. Bunun için vay zeka küpü. Eve uyuşturucu zeka küpü fakir. Kendimi ihbar edeceğim. Tabi uzun zaman önce çektim bu silinmiş videoyu. Yani pek bir yerini hatırlamıyorum. Pek bir yerini de hatırlıyor gibiyim. Mesela bak burayı hatırlamıyorum. Bu evde uyuşturucu var diye. Polisler de beni buradan alıp onun olduğu hapishaneye götürecek. Nasıl fikir abi? Kardeşim çok süper bir fikir. Hemen bunu yap kardeşim hemen. Ulan fakir adam. Ne yaptın oğlum sen? Zeka mı yükledin beynine? Vay arkadaş adam tamam. Manyak gibi. Bu uyuşturucuları alıp içeri saklayacağım. Yalnız falan güzel ha. Ve polisi alacağım. Bu evde uyuşturucu var diye. Bizim seyirdeki fakir olsa yarım saat düşünemez bu plan. Arama yapın diyeceğim. Tamam şuradan çaktırmadan geçeyim de. Evet. Kimse yok. Şu uyuşturucuları çaktırmadan geçeyim. Yeşil abi sesi burada biraz kaymış ama olsun. Evet. Güzel oluyor. Tamamdır. Kimse... Arkadaşlar bak bu İlker abinin bilgisayarına hiçbir şey olmuyor. Hiç bok olmuyor. Kasmıyor. Benim bilgisayara gelince ebesinin İlker'e kadar kasıyor. Bu nasıl şanssızlık arkadaş ya? Yok değil mi? Tamam. Demek ki adam bilgisayarı. Ve bu evde uyuşturucu var. Sanki bizim gelin gibi. Arama yapın diyeyim. Çok iyi ya. Uyuşturucuları bulduğu zaman beni doğru dedemi öldüren kişinin hapishanesine götürecek. Minecraft atlayısı buyurun. Alo memur bey. O abi de kendisi. Kendisi evet buyurun sizi dinliyorum. Kendini suça sürükledi, kendini ihbar etti. İşte bu kadar. Mantıklı lan. Artık buradayım. Dahi fakir. Ulan bir akşam olsun fakir da. Baba. Ben bunu öldürmezsem dedemin katili. Dede. Zenginle fakir, zengin i̇şte fakir. İşte yeni Nescafe dede, üçü bir arada. Şimdi fakir, daha zengin katili. Kahve tadı ve yumuşak köpüğünde. Geçmeyen en adi. Artık yani herkes aradık. Kendine geldiğine göre. Kardeş anladık içer hadi, misin? Muhabbeti köpürtme zamanı. Kardeş anladık Nescafe'sini ya. Oha 15 saniye ne ya? Kardeş zaten şu 2 dakika mı çıktı mı? 1 dakika sürüyor. Dayı anan. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayar olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Akşam mesela bak ben bu bölümü hatırlıyorum. Selamun aleyküm emlakçı bey. Ama söylemeyeceğim. Aleyküm selam beyefendi hoş geldiniz. Emlakçı bey ben bu evi almak istiyorum. Hatta buraya geç. Neyse. Geç buraya. Burada bu. İkisiyle hafızasını kaybetmişti. Oğlu ve karısı patlamada ölmüştü. İşin garibi oğlunu ve karısını da hatırlamıyordu. E tabi hatırlamaz. Adamın içinde kocaman bir kenti patladı. Adama hiç bakmadı. Karısıyla çocuğuna oldu ama hiçbir şey de hatırlamıyor. Nasıl bir zeka var? Neyse şuradan çıkayım ya. Aeroplan gibi bir şey mi o zaman? Ulan ben bir şans kimse de yok anasını satayım. Oha. Aha. Neyse şu köye muhtemelen köye bak, konuşayım. Köye benziyor. Ana fakir. Selam dostum. Ne yapar lan fakir? Ben köyün muhtarıyla görüşecektim de nerede kendisi acaba? Dostum kendisi arkandaki evde. Bu mu muhtar? İlker abi değiştirmemiş sesi. Fakirim. Yani fakir nerede olsa olsun hep sesin aynı ya. İlker abi evet, yapıyorsun dostum, bu işi. Tamam sağ olasın kardeşim. Görüşürüz. Şu muhtarla bir konuşayım da. Eyvallah kardeş. Muhtarla ters ters bakıyor lan. Tövbe tövbe. Neyse. Ters ters bakıyor ne oğlum sen de. Selam muhtar emmi. Ben bu köye yeni geldim de acaba ev falan var mı ya? Bir ev arıyordum ben. Var evladım var. Var olur mu? Kalmak için değil mi? Evet muhtar kalmak için de bir şey söyleyeceğim. Kalmak ben hiç para yok ya. Acaba hani birkaç günlüğüne bedavaya kalabilir miyim ya? Söz veriyorum çalışmaya başlayınca ödeyeceğim. Evladım hiç önemli değil. İstersen ömür boyu kal o evde. Hiç önemli değil. Ne? Ne diyorsun sen muhtar? Ciddi misin? İstersen evet evladım şaka yapmıyorum ciddiyim ya. İstersen sonsuza kadar kal o evde. Baba ses tonundan da anlaşılıyor. Bu
Bu yavşaktan her şey beklenir. Kesin var ya bu. Hatta al senin olsun. Vay be Musa. Kesin bunda bir çakallık var be. Hissediyorum İnsan arkadaşlar. İnsan bu iyiliği kardeşine bile yapmaz. Ama sen bana böyle bir iyilik yapıyorsun. Sağ ol muhtar, sağ ol. Şimdi bir kere abi, Ayra abi. Abartma. Ayra abi derken bu karşımızda kim diyorum ya, bizim karakteri diyorum. Abartma abi, o kadar da değil. Herkes o kadar şeyci değil, beleşçi değil. O herge beleşçi olsaydı dünya zengin olurdu anasını satayım. Hemen eve gidelim mi muhtar? Göstersen bana evi. Tamam evladım gel. Ben seni yeni evine götüreyim. Şeyce gel evladım gel. Aga be İlker abi nasıl yapıyor evladım, ya? Hiç merak etme. Ben nasıl yapamıyorum bak ya? Bak evladım biz bu köyde çok yardımlaşırız birbirimizle. Herkes birbirine yardım eder. Sen de bundan sonra evet. Bu köyde kalacaksan sana da yardım ederiz yani. Kardeş, sıkıntı yok. Birliklik. Ama zamanı gelince kardeşlik, sen de herkese birliklik. Yardım edeceksin tamam mı? Tamam muhtar tamam. Takım hiç ruhu. Merak etme. Ben anlatayım. De çok yardım severim. Tamam evladım hadi gel. Çok yardım severim. Hemen şu ileride senin evin. Hem de bu köyün en güzel evlerinden. Mühendis duvarı hayırsın. Şuradan. Gel. İşte ev. Oğlum salak mısınız? Kaktüsten ev satılır mı lan? Hayır. Hadi onu anladık lan. Kaktüsü alıp kaktüsü nasıl? Koyup da öyle ev yapabiliyorsunuz. Manyak mısınız belki? Evladım. Yeni evin burası. Çok güzel değil mi? Ama muhtar. Bir sizin oturduğunuz evlere bak. Bir de bana verdiğin eve bak. Olamaz. Şüphelendi. Naniydik. Muhtar bu ev villa gibi. Sizin oturduğunuz evlerden daha güzel. Muhtar emin misin bu evi bana vermek istediğine? Şu eve bakar mısın? Ben hayatım boyunca böyle güzel bir evde oturmadım muhtar. Ya kardeş yani adam bedava veriyor işte. Al işte ne olacak? Şahsi de bayağı güzel muhtar. Emin misin sen bu evi bana vermek istediğine? Bak evladım. Bu ev köy halkı tarafından yapıldı. Yani burada kimse para göz değildir. Herkes oturduğu evin kıymetini bilir. Bu nasıl bir köy arkadaşım? Böyle köy mü olurmuş ha? Bu köye sen yeni geldiğin için bu evi sana hediye ediyorum evladım. İstediğin kadar yaşayabilirsin. Hediye ediyorum canın sıkılınca da çeker Allah. Gidersin. Tamam mı evladım? Muhtar. Ver elini öpeyim muhtar lütfen. Hayat boyunca bana kimse böyle iyi davranmadı. Ver elini öpeyim. Estağfurullah evladım yapayım, estağfurullah. Buyur geç. Bundan sonra bu ev senin. İstediğin kadar yaşa. Hadi evladım kal sağlıcakla ben gidiyorum. Kesin bir çakallık var bak bu kadar. Bu kadar sohbeti kısa kesti. Kesin bir çakallık var. Gerizekalı. Dedim ya dedim. Herobrine bu. Kılık geçtirmiş yavşak. Yine tuzağıma düştü. Ulan karısı ve çocukları öldü. Bir şunu öldüremedim ya. Neyse bu sefer ölür herhalde. Ona kaktüsten bir ev verdim. Uyurken dikenleri batar ve ölür. Harbiden. Zaten birazdan aşı gördünüz. Yarım akıllı salak. Kaktüs yiyince zaten kusacak. Batacaklar ne böyle? Tabii tabii. Aptal bu adam ya. Neyse ben olan. Evime gideyim. Anlatayım ben iyice. Vay be. Bu ev artık benim. Şu eve bakar mısınız arkadaşlar? Bu ev şerefine 5000 like gelir mi? Hayır zaten sana göre her ev güzel mi? Satayım. Gün bir gece bir kal da bak aklın başına gelmiyor. Gerçekten çok güzel bir ev. Bunun başına gelmiyor. Sen de bir şey bilmiyorum. Biraz. Bahçesi bile var be. Maşallah maşallah. Çok güzel. Vay insansız yaptı seni. Gerçekten çok yapıyorsun güzel. Yapıyorsun bu işi hayır abi. Şöyle bir baksanıza arkadaşlar. Bakıyoruz abi. Neyse şöyle içeri gireyim de. Güzel görünüyor. Oha. Alacak da kaktüsü. Mutfağı var. Televizyon var. Atabilir. Duş almak için yer bile var. Tuvaleti de var. Ama dışarıdan içerisi gözüküyor. Ben burada tuvaletimi yaparken nasıl yapacağım? Oğlum kimse yok ki zaten. Neyin kafasını yaşıyor? Yapıver orada ya. Allah Allah. Aman boşver be. Çaktırmadan yaparım. Bedavaya ev bulmuşum. Daha ne istiyorum? Yani bak adam gerçekten. İşte bak. Hayır işte bak benim gibi düşün. Hayatını yaşa oğlum. Benim gibi düşün. Allah Allah. Neyin kafasını yaşıyorsun? Çok güzelmiş. Şuraya baksanıza buzdolabı bile var. Maşallah maşallah. Şöyle dışarıdan bir daha bakayım ya şu eve. Maşallah maşallah. Gerçekten çok beğendim. Tasarımı harika. Bu evi yapan gerçekten yalnız çok yetenekli birisiymiş. Yalnız tasarım hakkında şu kaktüsler hariç. Neyse. Şöyle içeri gireyim de. Ulan ben böyle boyut yapamıyorum anasını satayım. Ülke abi bu adam roleplay çekeceğim diye her şeyi öğrenmiş ya Minecraft ile alakalı. Hay maşallah. Tebrik etmek lazım ne diyelim. Harika bir ev ya. Şurada biraz televizyon izleyeyim ben. Bir sürü de kanal var ya. Hayır güzel bir ev buldum da seviniyor gerizekalı. Ulan benim birazdan bir canım sıkılmaz ki. Baktım ona. Na, ne yiyecek? Da var. Oo. Her şey var ya evde. Yatak bile var. Tamamdır. Evi gerçekten çok beğendim. Bundan sonra bu evde yaşayacağım. Ama köy halkına da yardım edeceğim tabii ki.
Evet. Neyse. Herkes bir elini. Şuradan bir biraz yemek yiyeyim de. Uzatça. Havada kararıyor yavaş yavaş zaten. Elini kıracağız. Sonra da yatar uyurum. Ertesi günde çalışmaya başlarım. Köye yeni gelenlere yardım falan ederim. Şu buzdolabına bir bakayım kardeş, da ne yemekler varmış. Biraz yemek yiyeyim ya. Bekleniyor ya yardımlar. Bu ne lan böyle? Kaktüs. Allah Allah. Böyle... Kaktüs. Evet. İsim bu. Böyle bir yemek ismi daha önce hiç duymadım. Acaba güzel mi? Tadı güzeldir belki de. Bir deneyim. Arkadaşlar bir şey diyeceğim. Bu hayra geri zekalı galiba. Ulan kaktüsü eline alırken hiç mi bir yerine bakmıyor bari insan? Gerçi Minecraft'tan ne beklersin? Minecraft gerçek dünya mı sanki? Evet ama... Bak. Ne anlatıyorsun ben ya? Şu fırına koyayım da azıcık ısınsın. Tamam ısınmıştır herhalde ya. Şuradan alayım da. Hakikaten ısıttı lan bu. Manyak lan bu. Bunlarda? Şöyle şuraya... Aha buldum. Tamamdır. Tabak da buldum. Şöyle koyayım. Aferin Hayri. Otur. İyi hatırlıyorum. Yemeğim hazır. Yiyebilirim artık. Yeme Hayri. Yetme. Şunu yavaş yavaş yiyeyim de. Yeme. Oh! Hayri. Yemek de gerçekten güzelmiş ya. Neyse ya. Akşam da aferin. Olmaya başladı. Şimdi herkes evine gidiyor. Şimdi gece batmazsa böyle az bir şey televizyon izleyeyim. Ağlam ne yapacağım sonra da yatar uyurum ya. Bakayım bugün televizyonda neler aha varmış. Son dakika. Sayın seyirciler. Son dakika. Herobrine'in yeni planı bu lan kaktüsten evde yaşayan insanı öldürmek. Bu kaktüsten evi alan kişi yakında ya ölecek. Herobrine'in planı bu. Sayın seyirciler sakın bu tuzağa düşmeyin. Herobrine planı neymiş? Bu herkesi bu eve kitlemek mi? Allah Allah. Herobrine'in tuzağına düşenler ölüyor. Herobrine'a bak sen. Kaktüsten ev satıyormuş. Ulan anca aptallar alır lan kaktüsten evi. Evet. Hayır ha. İlk defa doğru bir şey söylüyorsun. Aptallar alır. Mesela senin gibi aptallar alır. Salak ya. Oğlum kaktüste ne? Eve satan aptal olduğunu biliyor. Ama kendisini bilmiyor ki. Kendisi tuzağa düşecekten aptal olduğunu bilmiyor. Kendisi aptal da fark etmiyor. Lan bana bedavaya verse o evi almam. Hayatta manyak almam. Mısın, kaktüsten evde ölürüm çünkü. Ama benim evim gerçekten çok güzel ya. Şöyle... İşte bu kaktüsten olduğunu bilse var ya. Şu an burada o gider yani. O derece söyleyeyim yani. Eve bakar mısınız arkadaşlar? Gezeceğiz işte. Ulan kaktüs yeşil yeşil. Yaprakları bile var elimin. Neyse. Benim atacak yapma öyle. İyice gece oldu. Ben hayır, de yatayım uyuyayım. Ölürsün yapma öyle şeyler. Adam aktı yaptı. Aptal biraz. Eğer bu kaktüs yeğiriyse az sonra lan zehirlenir bu gerizekalı. Daha yeni normal, yeni etki etmeye başlar. Normal haline yürüsene köpek. Neyse hemen şuradan gideyim de beni görmesin. Beni görmesin diyor. Sanki uyumuyor arkadaş. Lan! Ah gözler gidiyor. Lan tamam. Ne oluyor? Lan karnımda sanki bir şey var. Karnıma bir şey batıyor. Kusma, kusma, yardım edin ölüyorum. Şeymiş. Yardım edin. Adam ölüyor. Ölüyorum yardım edin. Kimse adam yok ölüyor mu? Yardım edin. Koşun. Aha gidiyor. Öldü. Sizce Hayri ölecek mi? Şimdi karnına adam iki kaktüs yedi. Bir sürü diken battı. Bence olur ya. Ya pek de bilmiyorum ya. 2 dakikalık reklam mı? Ne yaptınız oğlum? Geçmeyin. Videoya yoksa geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayar olur ve istediği ben herhangi bir şey gerçekleşir. Abi hadi videomuza geçelim. 45-40 merkez. 45-40 merkez dinlemede. Merkez bir uyuşturucu ihbarı geçim, aldık bakabilir. Geçelim buraya. Bir saniye. Tamam 27. bölüm başlıyor. Hadi bakalım. Evet akşam olmaya başladı. Tamam şu yatsın da ondan sonra şu pisliğin canını alayım. Memur bey ben de telefonu almayı unuttu. En iyisi abimi arayayım olanları söyleyeyim. Şöyle pantolonun içinde olacaktı telefon. Şunu çıkart. İşte buradaymış telefon. Tamam. Ulan pisliği. Göstereceğim ben sana. Bak şu anda kendimi zor tutuyorum öldürmeye. İndireceğiz onu. Neyse abimle konuşayım. Oğla indireceğiz. Alo abi. Şu duymadan şurada konuşayım. Alo abi. Sesim geliyor mu abi? Cevap ver acilen. Evet fakir duyuyorum seni sen kardeşim. Sen niye ne oldu? Önemli bir şey mi oldu yoksa? Abi. Memur beyler. Beni dedemi öldüren kişinin yanına getirdi. Şu anda hapishanedeyim. Abi. Ben dayanamayacağım.
Bunu akşam yatarken öldüreceğim. Sana da söyleyeyim dedim. Akiz aklına öyle bir şey yapma. Sana öyle bir şey yapma sakın. Bak sen orada o adamı öldürürsen memur beyler gelir senin fakir olduğunu anlarlar. Sonra? Tabi. Zaten fakir öldürmeden önce zırhını çıkaracak. Tüm vücudunu gösterecek adama. Ondan sonra öldürecek. Manyak mısınız? Götürürler ve seni idam ederler. Fakir sakın o adamı hapishanenin içinde öldürme. O adamla muhabbet et. Arkadaş ol. Onu hapishanede öldürmeyeceğiz fakir. Gizli bir bölgede öldüreceğiz. Onu benim en gizli evimde öldüreceğiz fakir. Ve... zengin gizli bölgede öldüreceğiz diyorsun lan. Nasıl çıkacağız lan hapishanede? Burada öldürünce kimse onu bir daha bulamayacak. Tamam mı fakir? Tamam abi. Ama bir söyle. Görünmez eve getirirse bulma şansı %0. Ama bir şey takıldı. Biz bu hapishaneden nasıl çıkacağız? Biz bu hapishaneden çıkamayız ki. Soruyor. Kitlediler kapıyı. Babası kardeşim benden. Sen orasını merak etme. Ben orayı hallettim. Para her şeyi çözer. Yarın bir gardiyan... Gezin gardiyan sizi oradan çıkaracağım. Parayla gardiyan tutmuş. Vay. Yarına kadar dedemi öldüren adamla anlaş. Arkadaş olun ve hiçbir şey çaktırmadan bizim gizli eve getir onu fakir. Tamam abi. Sen hiç merak etme. Getireceğim onu oraya. Ve orada ona benimle işkence fakirin, yaparak öldüreceğiz. Fakir kardeşler tamam. Bir oldu mu? Hadi görüşürüz abicim. Görüşürüz. Durdur abilen aşk olsun tamam. Yani. En iyisi şu adamla arkadaş olayım. Durduramazlar kimse yani, bunu ikiliyi. Abimin görünmez evine götürüp. Bu ikiliyi kimse durduramaz. Arşalarla raki. Selam dostum nasılsın? Hapishanede nasıl olunur söyleyeyim. Kötüyüm yani. Bayağı kötüyüm. Çok canım sıkılıyor vay burada. Kardeş, buradan kaçmam lazım abi. Dostum ne zamandır bu hapishanedesin? Vallahi ne yalan söyleyeyim bayağı oldu ya. Bıktım artık bu hapishaneden. Buradan acilen çıkmam şimdi lazım şimdi benim. Bir desene, yoksa kapıyı sıyıracağım az kaldı. Dostum yarın istersen seni buradan kaçırabilirim. Bir planım var. Eğer benimle gelirsen seni kimsenin bulamayacağı bir yere götürebilirim. Nasıl yani? Beni buradan çıkaracak mısın? Çıkarmam nasıl yapacaksın sana. Bunu? Eğer bunu yapabilirsen Kırıtım seni sik. Paraya boğarım. Bak ben çok zenginim. İstediğin her şeyi yaparım. Yeter ki beni buradan çıkart. Salak üstümüzdeki ne oluyor o zaman? Biz de zenginiz herhalde. Ne anlatıyorsun sen? Dostum merak etme. Paralarımı kapatacağız şimdi. Yarın seni buradan çıkaracağım. Ne anlatıyorsun sen? Beraber ha. Çıkacağız buradan. Ama polisler bizi tekrar yakalayabilir. O yüzden benimle geleceksin. Seni gizli bir eve götüreceğim. Kimse orada bulamaz bizi. Anlaştık. Eğer ki beni buradan çıkartırsan seninle gizli eve geleceğim. Tamam dostum. Şimdi yatalım. Yarın sabah ben seni kal. Bu arada arkadaşlar videoları hiç saymadım. Ama hangi videoya kadar geleceğimizi videoyu çekmeden önce hesapladım. Alırım. Anlaştık dostum. Hadi iyi geceler. Sana da iyi geceler dostum. Direkt yatağa gitti ya manyak. Pislik herif. Ben sana göstereceğim oğlum yarın. Dedemi öldürdün lan sen benim. Dedemi benden aldın. Aman fakir sakin ol. Dedesiz merak kal. Etme. Göstereceğim sana ya. Katilin. Bir şey mi dedi öleceğiz. Dostum? Merak etme. Kal. Yok dostum yok. Anlaşma lan hatta. Oğlum çocuğu. Onun bunun çocuğu. Neyin hesabı yapıyorsun lan sen? Bekle sen bekle hapishaneden seni bir çıkaralım. Bölgede seni şişlemezsek. Bak iyi geceler diyorum. He tamam dostum sana da iyi geceler. Yarın görüşürüz. Görüşürüz dostum. Görüşürüz. Ecelin olmaya geleceğim yarın. Ertesi gün evet. İzle geldiğinde ecelin olacağız senin. Kardeş. Adını da bekleyin. Patron diyelim bizim ona. Büyük patron. Dino'nun büyük patron. Ben kötü bir polisim ama paraya ihtiyacım vardı. Zenginin verdiği parayla bu ikisini içer... Aman tanrım kötü polise bak. Gözlerinden alev fışkırıyor. Korktum biraz. Ben çıkartacağım. Evet. Kimse gelmeden şu işi onda halledeyim hemen. Onda da altın yuvaları var. Hey uyanın yapmışsın? Çabuk. Çabuk. Kimse gelmeden buradan gitmemiz lazım. Çabuk olun. Çabuk olun. Kapının önünde bekliyorum sizi. Maşallah. Bunlar nasıl horluyor. İçlerinde su aygırı yatıyor sanki. Ayı yatıyor içlerinde. Aslan yatıyor hatta. Ne ayısı. Hadi dostum gidiyoruz çabuk ol. Bekliyor polis bizi çabuk. Hızlı ol. Memur bey. Biz gidiyoruz. Teşekkür ederim. Siz de kimse gözükmeden terk edin burayı bence. Sağ ol. Hadi gidiyoruz dostum. Hızlı ol. Çabuk ol. Tamam. Ben de kimseye gözükmeden şuradan gideyim. Kaç buradan. Sıvış. Yürü. Yalla. Kimseye gözükmeden. Kimseye gözükmeden. Dostum gel. Az kaldı. Gel dostum. Tamam. Hemen şu tepenin ar- Şimdi içinden geçeceğiz. Kısımda. Hadi çabuk fakir. Hızlı ol. Bitirelim şunu şimdi. Dışarısı tehlikeli dostum. Bitirin çabuk. Bitirelim. Buradan acilen gitmemiz lazım. Çabuk ol dostum çabuk. Koş. Hemen şu tepenin arkasına ulaşmamız lazım. Koş. Koş karah yapar. Gel dostum. Koş. Geldik sayılır. Çabuk ol. Gel dostum.
Adam koşmuyor, ışınlanıyor, anasını satayım. Bu nasıl? Dostum, bekle orada. 2024 yürüme. Bekle dostum. Gel dostum benimle. Çabuk gel. Gel dostum. Haydi. Gel aşağı. Dostum, gizli ev burası. Burada kimse evet, bizi burası, bulamaz. Kardeş. Gerçekten güzelmiş. Burası güzel dostum. Daha bitmedi, ama daha alt katı da var. Gel dostum, artık gel. Artık olarak burası senin ölüm yerin var. Abi. Abi ben fakir. Aç kapıyı. Abi aç kapıyı. Abi aç kapıyı. Ben geldim fakir. Açın aç kapıyı. Ha? Fakir. Fakir geldi. Fakir geldi. Hemen kapıyı açayım. Selamun aleyküm kardeş. Hoş geldiniz. Hı? Bana tuzak kurdunuz. Yürü lan canım, yürü. Yürü. Abi kapıyı kapatıyorum. Kapatıyorum kardeşim. Çocuğu yürü. Oh. Son anda kapattım. Neredeyse kaçıyordu. İyi misin kardeşim? İyiyim abi, iyiyim. Bayılırsın öyle. Düşmenin etkisiyle bayıldı bu pislik. Şuna baksana. Abi bu ayılmadan şunu bir yere bağlayalım. Yoksa sorun çıkabilir. Evet arkadaşlar. Geri geldim. Küçük bir işim vardı da. O yüzden dur, videoyu durdurdum. Şimdi devam ediyoruz. Haklısın. Alt kata bağlayalım bunu. İşkence yaparız. Tamam abi. Hadi götürelim. İndireceğiz bunu zengin kardeş. Sonunda indirdik kardeşim. İndireceğiz tamam bunu. Tamam kardeşim. İndireceğiz. Bundan sonra bizim tutsağımız. Şimdilik burada kalsın ayılana kadar. Ayıldıktan sonra buna çok büyük işkenceler yapacağız kardeşim. Ama nasıl çok büyük işkenceler var. Bedenin intikamını alacağız kardeşim, merak etme. Fakir gel kardeşim, istersen kır çıkalım. Sen dinlen, ben sana yemek hazırlayayım. Bu da o zamana kadar ayılır zaten. Sonra ineriz bir hıncımızı çıkartırız kardeşim, ne dersin? Bir hıncımızı çıkartacağız. Evet. Hadi yukarı çıkalım. Bir hıncımız derken arkadaşlar okulların açılmasıyla izlenmeler düştü. Videoyu alttan paylaş. Tamam da yanladık. Geçireceğiniz en iyi tatil World of Tanks'te. Arkadaşlarla havuz keyfi. Arkadaşlar bu videoya 24 saat içinde 10.000 like. Geç buraları. Bana özetleri gösterme kardeş, bugünü göster. Konuyu göster, özetleri değil. 29. bölüm başlıyor. Hadi bakalım. Fakir kardeşim gel yukarı çıkalım, bir yemek yiyelim. O zamana kadar bu pislik ayılır. Sonra aşağı iner, bu pisliği bir hele güzel döveriz. Bak, ne dersin kardeşim? Olur abicim. Ama bu pisliğe ilk iki yumruğu ben atacağım. Tamam mı? Ulan öldüreceğiz seni oğlum. Bitti senin işin. Döver, sen bizim dedemizi aldın bizden. Biz de senin canını alacağız. Kimse de senin o pislik bedenini bulamayacak. Değil mi abicim? Oy. Aynen. Oh, var oldu fakir. Yapma öyle şeyler. Öyle kardeşim, hadi gel yukarı çıkalım. Bir yemek yiyelim, sonra ineriz aşağı. Bana gel kardeşim. Ters. Vuracağım, bana bile ters fakir baba. Şu kapıyı baba da kapatalım da kaçmaya çalışmasın pislik. Tamam, gel kardeşim aşağıda bir yemek yiyelim. Sonra gider şu pisliğin ağzını burnunu kırarız. Hadi gel. Baba. Tamam abi, geliyorum. Zengine fakir sen geç baba otur kardeşim, ben de yemek hazırlayayım. Tamam olur abicim. Yemekte ne var? Gerçekten karnım çok aç ya. Balık mı? Karnım gurulduyor. Bugün keyfim çok yerinde. Atacağım dedim başkent. Öldüren adamı yakaladık ya. Onun ağzını burnunu kıracağım abi. Evet kardeşim. Uzun zamandır bu kadar mutlu olmamıştım. Sonunda o pisliği yakaladık. Uzağımıza düştü. Geçmiş. Bundan sonra bu evden kaçışı yok. Neyse kardeşim. Kendimize bir güzellik yapalım ve et yiyelim bugün. Ne dersin? Oley! Yaşasın abi. Eti çok severim. İçinden gerçekten geçme. Çok onun güzel etler kardeşim. Geçme. Evet pişiyor. Neyse bu pişene evet, kadar birazcık muhabbet edelim kardeşim. Kardeşim senin bir kadim dostun vardı. O öldü değil mi? Evet abicim. Evet. Kadim dostum Medford'da öldü. Onu gerçekten çok özledim. Ama onu geri getiremeyiz. Kardeşim diyorum ki sana gidip yeni bir inek mi alsak? Biliyorum bence kadim dostunun yerini tutamaz ama en azından belki onun yokluğunu unutturur sana. Ne dersin? Abi sen ciddi ama misin? Mantıklı. Abi lütfen mantıklı gidelim alalım ya. Ben inekleri gerçekten çok severim hadi, abi. Abi bir mantıklı şey soracağım. Mantıklı. Aşağıda besleyebilir miyiz o ineği? Lütfen abi lütfen. Besleriz tabii ki kardeşim. Neden beslemeyelim? Tamam her kardeşim ben şuradan etleri alayım. Yanmasın. Evet pişmiş. Şu etleri yedikten sonra gideriz bir tane inek almaya. Hayvan pazarında gerçekten çok güzel inekler var kardeşim. Sen hiç merak etme. Haydi şu etleri bir yiyelim. Tamam abicim. Olur da bu aşağıdaki adam ne olacak? Ya kaçmaya çalışırsa? Kaçamaz oğlum, saçmalama. Her yerinden kapattık o. Et de gerçekten oradan çok güzel kaçsa, olmuş abicim. Ellerine sağlık. Afiyet ben olsun kaçsa, kardeşim. İti beğendiğine sevindim. Oruz. Kardeşim merak etme. Bu evden kaçamaz. Neyse kardeşim. Ben de eti yediğime zaten göre kaçamaz. Haydi gel gidelim hayvan gelir pazarına. Bu adam da burada dursun. Zaten bir yere kaçamaz.
Gelir gider döveriz bunu. Hadi gel kardeşim, gidelim. Tamam abicim. Abi gitmeden önce ben şu üzerimdeki elmas seti bir çıkarayım. Gerçekten çok sıkıldım. Sanki tamam kardeşim, çıkart çıkart. Burada bekle, hemen geliyorum abi. Tamam kardeşim, bekliyorum. Şu elmas seti çıkarayım ya. Yeter artık, sıkıldım. Tamamdır. Şuralara koyayım böyle. Tamam. Şuralara koyalım abi, böyle. Hadi gidelim istersen. Ama gerçekten böyle. Hayvan pazarını çok merak ediyorum. Tamam, hadi gel kardeşim, gidelim. Gel kardeşim. Gel kardeşim, gel kardeşim, kardeşim, gel kardeşim. Hayvan pazarı şu aşağı tarafta. Hiç helikoptere binmeyelim kardeşim. Yürüyerek Gence muhabbet ya, edeyim. Yürüyerek gidelim. Tamam abi, olur. Hadi gel kardeşim. Boşa enerji israfı, benzin israfı. Ne oldu lan bana? Neredeyim lan ben? Şerefsiz. Ne oldu bana? Her yerim ağrıyor. İşinden geçtik oğlum senin. Bacağım. Bacağım çok ağrıyor. He? Tabii ya. Beni tuzağa düşürmüşlerdi. Evet, pislik zengin ve fakir. Açın lan kapıyı. Gibi kaldım. Açın böyle kapıyı. Açın şurayı. Soracağım size pislik herifler. Göstereceğim size. He, acilen oradan, buradan çıkmam lazım. Oradan çıkabilirsen gösteririz. Buralarda bir yerlerde ayın çıkış seni yolu var mı acaba? Ha? Dinle. Sen zenginle fakirin dedesini öldürdün. Onlar da seni öldürecek lan. 1000 kişi vuracak sana tokadı pat 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 diye. Neyin kafasını yaşıyorsun? Sen ne odası? Burada çıkış yok gibi. Ya oğlum, dinleme odasında çıkış da aradı. Buradan çıkmam lazım. Ne yaşıyorsun? Allah kahretsin. Pislik herifler. Yoksa bunlar beni öldürür. Dedelerini öldürdüm sonuçta. Seni. İntikam almak için beni buraya getirdiler. Çok kinli. Olamaz ya, ben bu tuzağa nasıl düşerim? Düşersin çünkü ne sen ne yapacağım ben şimdi ne yapacağım? Acilen buradan çıkmam lazım. Zengin, fakir, açın ulan kapıyı. Çıkartın beni buradan. Erkekseniz dövüşelim. Gelin dövüşelim lan pislik herifler. Ben illa buradan çıkacağım. O zaman sizi yaşatmayacağım. Ha, çıkarsın çıkarsın. Ha, tabii. Sizi odunla kaplıyorum seni. Nereye çıkıyorsun? Göstereceğim size. Cehenneme yollayacağım sizi. He. Dur, ben şu oradan uyuşturucu bağımlılarına bakayım da. Ne haldeler göreyim bir. Pislik herifler. Gebersinler burada. Lan bakın bakayım buraya. Bize de çıkardı sadece. Kaçtı ufacık. Lan uyuyorlar mı acaba? Uyuyorlar galiba. He? Lan, lan neredesiniz? Neredeler lan bunlar? Kaçtı. Allah kahretsin. Nereye kaçtılar bunlar? Buradan kaçmaları imkansız. 45-40 merkez. 45-40 merkez. 45-40 merkez dinlemede. Merkez. İki suçlu hapishaneden firar etti. Tekrar ediyorum. İki suçlu hapishaneden firar etti. Acilen anons geçilsin. Arama ekibi çıksın yola. Pislik herifler. Hapishaneden kaçıyorlar. Ulan bu hapishaneden kaçmaları imkansız. Nasıl çıktılar ki buradan? Zindan gibi bir yer burası. Nasıl çıktılar lan buradan? Acaba tünel falan mı kazdılar? Şuralara bir bakayım. Yok. Tünel falan da yok. Allah kahretsin. Acilen onları bulmam kardeş, lazım. Biz her türlü kaçarız. Onları acilen bulmam lazım. Yoksa uyuşturucu kaçakçılığına tekrar başlarlar. Acilen onları bulmam lazım. Bulamazsın kardeş. İşte kardeşim, geldik sayılır. Buralarda bir yerlerde. Fakir kardeşim, gel seninle şimdi bir şey konuşacağım. Fakir olduk. Fakir bak, dışarı çıktık. Dışarısı hala bizim için tehlikeli, bunu unutma. Evet, polislerin fakir gözünde biz hala suçluyuz. Eğer ki bizi bir polis görürse lazım, kaçmamız lazım. Yakalarlarsa bizi seni idam ederler. Beni de içeri atarlar fakir. Bir polis görürsek hemen kaçacağız, tamam mı fakir? Tamam abi. Sen hiç merak etme. Tamam kardeşim. Gözünü dört aç. Hadi gel şimdi içeri girelim ve bir tane inek alalım. Hadi bize inanma konuştuğun. Gel ya kardeşim, gel. Hadi inek seç. Kardeşim bak, burada bir sürü inek var. Kendi seçiyor. Kardeşini hangisini seçiyor istiyorsan alabiliriz kardeşim. Allah'ım yardım. Kardeşim aslında İki bak bu inek güzelmiş. Neyin kafası? Nasıl, beğendin mi? Evet abicim. Gerçekten çok güzelmiş. Kadim dostuma çok benziyor. Beğendin mi? Bunu alalım abicim. Beğendin lütfen mi kardeşim? Kadim dostuma abicim çok benziyor. Lütfen alalım abi. Şey, sen var ya. Kaçan uyuşturucu satıcıları bu gizli evde olabilirler. Şu eve girip bir bakayım. Şöyle arabayı şuraya koyayım. Ben şuradan çıkayım, bakayım şu gizli eve. Pislik herifler ya. Ulan bu son zamanlarda bir sürü kişi hapisten kaçıyor ya. Burada komiser de nereden buluyor bizim yeri ya? Zengin ve fakirin helikopteri burada. Belki geri dönmüş olabilirler. Buralarda bir yerlerdeler geri herhalde. Geri döndük ama ben şu kapıyı açayım da. Bir alt kata bakayım. Öyle de bir şeylik var kardeş. Allah kahretsin. Evin içinde birkaç tane daha gizli yer var ama o gizli yerleri bulamadım. Bulamazsın. Kesin buralarda bir yerlerdeler. Kapıyı açman lazım kardeş. Zengin, fakir. Burada içeriden açmayın. Burada olduğunuzu biliyorum. Çıkın lan ortaya. Biliyorum buralarda olduğunuzu. He? O ses neydi? Yukarıda birisi var. Yardım edin. Duydu mu lan bu? Yardım edin. Çıkartın beni buradan. Lütfen yardım edin. Lütfen.
Ulan bir de bu sesi duyup bombalamasın evi. Eyvallah olsun. Yardım edin. Buradayım. Duydu. Tutsak tutuyor abi. Allah kahretsin. Yardım edin. He? Bombalayacak evi. O ses de neydi? Lan Allah kahretsin. Aşağıda birisi var. Bayım. Sesimi duyuyor musunuz bayım? Ses verin. Duydu. Eyvah. Ne çare kalıyor. Evi bombalayacak. Hadi bunu söyle. Sıkıştın lan bomba çağırır. Bombalamazsın. Şu reklam hep komiğime girmişti. Balık... diye şey yapıyor ya. Komiğime gidiyor. Ben de psikolog. Her yemeğin yanında süt aşağıya. Arkadaşlar. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. Şaka. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayar olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Gülünüz Amin. Diye. Hadi videomuza geçelim. Gülün diye gülün. Fakir kardeşim gel yukarı çıkalım bir yemek yiyelim. O zamana kadar bu pislik ayılır. Sonra aşağı iner bu pislik. Tamam kardeşim buraya geç. Önceki bölümde olanları biz... solla. Zaten demin her şey herkes görüldü. 29. bölüm. Aşağıda biri var. Onu oradan kurtarmalıyım. 45-40 merkez. 45-40 merkez. 45-40 merkez dinlemede. Merkez. Şimdi size bir adres vereceğim. Acilen bu adrese bir bomba ekibi yollayın. Anlaşıldı 45-40. Adresi verin lütfen. Hemen bombalama yolluyoruz. Minecraft sokağı No 27. Acilen buraya bir bomba ekibi yollayın. Minecraft sokağı No 27 ne lan? Sokak mı oğlum burası? Bir ev var. Evde tutsak tutuyorlar. O tutsağı kurtarmamız lazım buradan. Oğlum, tamam 45 gün. Bomba ekibi yola çıktı. 10 daha dakikaya orada olurlar. Tamam sağ ol merkez. Allah'ın cezaları. Ulan bu zengin fakir ne zaman akıllanacak lan? Kardeş biz zaten akıllıyız. Siz salaksınız. Başta inansaydınız suçsuz olduğumuzu. Gerçi suç işlemediyiz zaten. İşte böyle salaklar. Yani. Biliyor musunuz bayım? Sizi oradan çıkartacağım. Arkadaşlar önceki tepki serimi izlediyseniz. Orada bu yavşaklar. Fakire bayağı bir suç atıyorlar. Suçsuz yere hapse giriyor adam. Sonra zengin de olan bir tane aşırı oluyor işte. Sonra herkes kaçıyor. Dayanın! Lütfen yardım edin! Beni burada öldürecekler lütfen! Lütfen beni buradan kurtarın! Öldürecekler beni! Bayım hiç kardeş, merak etmeyin. Yok, sizi oradan kurtaracağım. Kimse sizi öldüremez. Ben polisim. Rahat olun. Kimi öldürdü kardeş? Hayırdır? Yukarıdaki onlar... polismiş. Kurban ya. De, polis beni buradan kurtarırsa zaten hapse götürecek. Hapisten kaçtım diye belki bana idam cezası bile verirler. Burada bulunsam da zengin ve fakir kardeşler beni öldürecek. Ulan her türlü ölüyorum lan. Evet her türlü ölüyorsun. Büyücü kardeş her türlü yiyeceksin. Benim acilen buradan çıkmam lazım. Ne yapacağım ne polis yapacağım? Polis bulsa senin kafana sıkacağız. Buradan çıkmak için bir plan yapmam lazım. Zengin ve fakirin elinden kalsam daha kötü olacaksın. Az sonra polis buraya gelir. Beni görürse direkt hapishaneye. Bak öne düşeceksin yani. Evet. Tabii ya. İki tarafında bu. Aklıma yani. Bir fikir geldi. Bunu yapabilirim. Evet bunu yapacağım. Tamam abicim. Ancak bu ineği alalım. İyi planı var. Sen ne patlaşıyorsun öyle. Ben seni yerim ben seni. Abicim hadi lan. Bu ineği alalım öyle. Tamam kardeşim beğendiysen alalım. Merhaba. Şu içerideki adama sesleneyim. Bayım bakar mısınız? İnek alacaktık da. Gülerim, var tamam hemen geliyorum bekleyin. Tamam bayım bekliyoruz. Ulan yaşasın be müşteri geldi. Yaşasın be müşteri hoş geldi. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Sanki bir senedir müşteri gelmek istemiş adam. İyi, sağ olun. Çok sağ olun. Ya şey, demek biz şu ineği almak istiyorduk da ne kadar acaba? Bu inek bizim en iyi ineklerimizden. Gerçekten de fiyatı ucuzdur. Size ne bu ineği ucuz? 64 elmasa bırakırım. 64? Elmas? Abi sormasaydık da. Bu nerenin ucuzu? Bu ne dersiniz hemen şimdi alabilirsiniz ineği. 64 elmas mı? Abicim alalım abi lütfen ya. Hem ucuzmuş bak. Ona ucuz diyen pahalı nedir o zaman? Lütfen abi lütfen. Lütfen abicim biz buna lütfen ucuz alalım diyorsanız, lütfen. Kardeşim ne yıllar oğlum, sonra seni bulmuşum. Seni kıracağıma kafamı kırarım daha iyi. Tamam beyefendi biz bu ineği alıyoruz. Yalnız abi o söz yanlış. Yani zengin. O söz yanlış. Parayı değil kafamı kırarım diyecekti. Bunu biz alıyoruz. Dur şu pantolonun cebinde 64 tane elmas olacaktı. Şöyle çıkartayım. Heh işte buradayım. Buyurun beyefendi 64 tane elmas. Sayabilirsiniz. Biz bu ineği alıyoruz. Hayırlı olsun beyefendi. Tamam tam tamına 64 tane elmas var. Bundan sonra bu tosun sizindir. Hayırlara vesile olsun. He. Neyse görüşmek üzere daha ben içeri geçiyorum. Görüşürüz daha beyefendi. Görüşürüz beyefendi. Şimdi birçoğunuz yanlış anlamazsın arkadaşlar. Öyle bir şey yok kimseyle dalga geçmiyor. Sen dünyanın en güzel abisisin. İyi ki seni tanımışım. Bana bu mutluluğu yaşattığın için seni çok seviyorum. İyi ki benim abisin canım benim. Canım.
Sağ olasın abicim. Neyse ineğimizi alalım şöyle. Allah. Gel bakalım. Bundan sonra senin ismin Kadim. Kadim dostumsun sen benim artık. Hadi abicim gidelim. Tamam kardeşim. Kadim dost. Bu köpek de evet. Çok tatlıymış değil mi abi? Evet kardeşim gerçekten çok tatlı. Neyse. Onu da. Gel bakalım Kadim dost. Onu da. Yeter onu da. Ben sana o kadar iyi bakacağım ki. Johnny koy sana bir sürü saman alacağım. Bir sürü. Johnny koy ismini. Senle beraber saman altından su yürütürüz. Evet. Arkadaşlar fakirin bilmeden yaptığı espriyi duydunuz mu? Bakın baba iyi dinleyin. Ben sana o kadar iyi bakacağım ki sana bir sürü saman alacağım bir sürü. Senle beraber saman altından su yürütürüz. Öf. Bu nasıl bir espri ya? Of. Fakir sen bir daha espri yapma. Allah aşkına espri yapma ya. Ben şu an var ya arkadaşlar şu an videoyu kapatasım geldi yemin ederim ya. Fakir senin esprilerini ben. Evet kardeşim. Hadi gidelim abi. Oley seni oley. Espriler kovalasın. Artık bir tane daha Kadim dostum oldu. Seni çok seviyorum Kadim dostum seni, benim. Seni tüm İstanbul'lu ülkesi kovalasın yemin ederim. Bu ne oğlum ya. Tüm abicim eve gelmek istiyorum. Kovalasın seni ya. İneğimi sevmek için sabırsızlanıyorum. Hadi abi hadi. Neyse. Abi kapıyı açar mısın? Dışarı tamam kardeşim açayım kapıyı bekleyin burada. Düğme burada olacaktı. Evet aa, işte burada. Ağacın arkasında düğme. Hadi gel fark kardeşim kapı açıldı. Nasıl öğrenin o iş? Geliyorum abicim geliyorum. Gel canım ineğim. Gel. Geldim abicim. Yalnız abi, sistem güzel abi. Şimdilik bu inek buralarda dursun. Ben böyle sistem. Şu kapıları da kapatalım da kaçmasın. Tamam abicim. Oley ya. Zenginden her şey bekleyin. Seni çok seviyorum. Bundan sonra sen benim kadim dostumsun. Hı? O ses neydi? Birileri var içeride. Oley be! Yeni ineğimi çok seviyorum. Aha duydu bize. Bu fakir. İşte bu. Fakiri bulduk. İçerideler. Zengin ve fakir içeride olmalı. Şu bomba ekibi nerede kaldı ya? Şu evi bir patlattıralım. Eyvah, İki saattir onları bekliyorum. Bir de bunların haberi yok değil mi? Polisin buraya geldiğinden. Eyvah. Ah, iyi patlayacak. Aha oradalar geliyorlar tamam. Bombalayacaklar hatta haydi gelin buraya. He. İşte orada. Dostum gel, komiser bey bizi yukarıda bekliyor. Hadi gidelim. Çabuk ol dostum. Gerçi ölmez lan manyak mısınız? Komiser beyi kızdırmak istemeyiz. Onlar ölseydi şimdi çabuk bu kadar fazla çabuk. Video olur muydu? Siz neyin kafasını yaşıyorsunuz? Hadi komiser bey biz geldik. Sonunda gelebildiniz. İki saattir sizi bekliyorum. Neredesiniz siz ya? Bir işi beceremiyorsunuz. Neyse. Bombaları getirmişsin. Kardeş sakin ol ya. Güzel komiser de her şey i̇şte, güzel. Ya. Bu nasıl komiser? Bu dayın altında. Gizli bir ev var. Burası polis. O evi patlatacağız. İçinde öyle. İki adet azılı suçlu var. Bir tane de tutsak var. Tutsağı esir tutuyorlar. O tutsağı oradan kurtarıp iki azılı suçluyu alıp hapishaneye götüreceğiz. Tamam mı? Tamam komutanım. Siz hiç merak etmeyin. Haydi i̇ki çocuklar. Gelin benimle. Allah aşağı iniyoruz. Şimdi bekleyin çocuklar orada. Aman yarabbi. Gelin seviye çocuklar buraya. Ya. Yavaş yavaş. Gelin. Yavaş yavaş seviye atlıyoruz. Gelin çocuklar. Tamamdır çocuklar. Şimdi sessiz olun. İçeride iki tane azılı suçlu var. Bakın. Buralarda bir yerlerde gizli bir kapı var. Yalan ama suçlusu. O kapı tam olarak nerede bilmiyorum. O yüzden... O sırada bombacıların yine öyle değildir. O sırada banana diyormuş falan. Ne gülerim var. Buralara böyle TNT'yi düşeceğiz. Ve patlattığımız zaman gizli kapı ortaya çıkacak. Tamam mı çocuklar? Bakın. Kardeş, siz bu işin en iyisisiniz. Bunu başarabilirsiniz ses çocuklar. Size güveniyorum. Ben şimdilik dışarı çıkıyorum. Sizi dışarıda bekleyeceğim. Sessizce TNT'leri döşeyin ve patlatın. Tamam mı çocuklar? Haydi ben dışarıdayım. İnşallah başarabilirler. Eyvah eyvah. Başaracaklarına zengin, inanıyorum. Zengin, tamam dostum. Çıkın çabuk. Komiserin dediği gibi sessiz olmamız lazım. Bombalayacaklar şimdi, evi. Ben sessizce şuralara TNT yerleştirirken sen de kimse geliyor mu diye etrafı gözle tamam mı? Tamam tamam oğlum, sen hiç merak dışarıda, etme. Tamam mi? Dostum. Gözüm nasıl mı? Sessiz ol. Hemen şuralara TNT'yi döşemem lazım. Abicim, ineğimiz gerçekten çok güzel. Evet, içeriden sesler geliyor. Ses şuralardan bir yerlerden geliyor. En iyisi ben şuralara döşeyim TNT'yi. Neden başka döşeyecek yerim mi? Allah aşkına Cenk. Şu anda içerideler. Olmazı. Dostum, neden kimse yok değil mi etrafta? Neden yok dostum, yok yaşıyorsun? Devam et. Tamam dostum, gözünü dört aç. Şuralara şöyle döşeyim de. Evet. Oha. Oğlum, komiser kapıyı havaya uçur dedi. Evimi havaya uçur diyor. Adam 34 tane TNT koydu.
Gerçekten patlatsa ev yok olur. Tamam dostum. Bu kadar yeter. Kardeş. Yoksa biz de patlamanın etkisi altında kalabiliriz. Biz patladı ya. Şimdi. Evet arkadaşlar. Küçük bir sohbet oldu yine. Şimdiden biliyoruz. İstersen dışarı çık. Ben TNT'yi patlatacağım burada. Haydi çık dostum, bekleme. Tamam dostum. Ben dışarı çıkıyorum. Sen de patlatırken dikkatli ol. Haydi görüşürüz İçinden... dostum. Görüşürüz dostum. Valla patlatırken kaçabilse kaçar, kaçamazsa naniydi zaten. Komiserim, işlem tamam. Şimdi arkadaş patlatacak evi. Ve hemen kendisi de dışarı gelecek, merak etmeyin. Evimi kapıyı bu. Tamam, aferin. İyi iş çıkarttınız. Umarım zengin ve fakir elimizden kaçamazlar. Onları yakalayacağım. İçerideki tutsağını kurtaracağım içeriden. Evet zengin ve fakir. Yolun sonuna geldiniz pislik herifler. Yolun sonuna Sizi mı geldik? Bulacağımı söylemiştim. Bir. Yoksa taklaya mı geldik? İki. Üç. Kaç 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 pat, kaç kaç kaç. Allah. Evet. Patlattım. Ne oluyor lan? O ses de neydi? Hı? Allah Aman, kahretsin. Kapıyı kırdı lan. Kardeşim bu bir tuzak. Aman tanrım giriyorlar. Diziye mini bir haz arası. Magnum Mini. Haz Fazla canımı çektim hadi geç. Savaş başlıyor. Kaptanların dikkatine. World of Warships sular. Şu ana kadar beni destekleyen herkese teşekkür ederim. 30. Daha bölüm içerisinde 10 bin like gelir mi? Bunu saymasak 3 oluyor. Aşağıda biri var. Onu oradan ku- Buraya da geçelim. Hadi bakalım başlasın. İşte bu. Evi patlattım. Şuraya oh. Baksana be. Gerçekten efsane yaptım. Neyse hemen komiser beye haber verin. Patlatmışlar eyvahlar komiser olsun. Komiser bey yetişin. Evi patlattım. Çıkış yolunu buldum eve. Çabuk. İçeri girmemiz lazım komiser bey. Tamamdır. Siz burada durun. Ben içeri bakıp geliyorum. Sakın bir yere ayrılmayın. Eyvah eyvah. Zengin fakir safhanın. Ben hemen içeri bakıp geliyorum. Geliyor hain. Şu zengin ve fakiri yakalayayım artık ya. Yeter. Dur. Bana tuzak Adam, kurmuş olabilir mi? Adam o arada taradı ve en sonunda buldu lazım. Lan bizi. Ne? Kimse gözükmüyor etrafta. Zengin. Fakir. Var burada olduğunu aslında biz yok. Çıkın lan ortaya. Neredeler lan bunlar? Dur yokuz. Şuraya bir atlayayım. Tamam. Kardeş aslında biz yokuz. Zengin, fakir. Neredesiniz ulan? Bu ne lan? Ara bulalım. He? Oha! Vay canına! Çok değişik bir ev. He? Buradan da bir yer açıldı lan. Burası nereye gidiyor böyle? Dur aman şuraya aman nereye geldik bir anda? He? Neresi burası lan? Daha dönüp dedik. Şimdi ne yapacağız? Burada kaldık abicim. Bu ufacık odada kaldık. Şimdi ne yapacağız? Dışarıda polis var abi. Ne yapacağız Oğlum, şimdi? Oğlum bu bizi yakalarsa içimizden geçecek. Bakır. Bundan çıkmayı başaracağız. Şimdi sessiz ol. Ben yavaşça dışarı çıkacağım ve etrafı gözleyeceğim. Sakın sesini çıkartma kardeşim. Merak etme burayı bulamazlar. Arkamdan da kapıyı kapat. Tamam mı? Tamam abicim. Hadi tamam. Lan zengin. Tamam kardeşim. Ben şimdi bir kere zenginlik yap lan. Sessiz ol. Tuttur zenginliği. Sessiz ol kardeşim. Aa kapı açık. Kapı açık. Zengin kapat 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 kapat. Çek şartları çek şartları. Bulacağım sizi. Ha? Aa ses geliyor. Ses buradan geliyor. Ha gördün bizi. Gördün bizi. Çek şartları. Kardeşim. Aman. Kardeşim gel çabuk. Polisi kilitledim. Aman. Fakir çık şuradan çabuk kardeşim çabuk. Şimdi o biraz zor çıkar. Çabuk çık fakir. Ha? Abimin sesi bu kadim dostum. Şimdi o biraz zor çıkar. Gel kadim dostum. O artık orada kaldı, o artık ha böyle çıkar. Abi, ne oldu abi? Tamam kardeşim, kardeşim burada kal, hemen geliyorum. Baba sesler geliyor polisin. Ne oldu lan, hızla komiser? Hemen çabuk, çabuk, çabuk. Ötekiler de gelmesin, çabuk. Kapat burayı, tamam. Tamamdır. Tamam. Baba arkadan, arkadan da bağırıyor yapışa. Şu anda güvendeyiz. Evin giriş çıkışlarını kapat. Öldürürsün, öldürürsün, çok öldürürsün. Lafta öldürürsün anca. Sesleri geliyor, duyuyor musun? Neyse kardeşim, ben şunları yerine koyayım da.
Lan bana mı yapacağız şimdi? Kardeşim, ne yapacağız? Abicim, ne yapacağımız hakkında en ufak bir fikrim yok. Ama eğer bir yere gidersek, lütfen kadim dostumu burada bırakmayalım. O da bizimle gelsin. Sen merak etme kardeşim. Kadim dostunu asla unutmayın. Kadim dostunu bir yere gidersek. Merak etme, şu anda güvendeyiz. Ne anlıyor düşer yerlere? Tamam abicim. Hepsi bunlara gideriz. Şu an aşağıda değil mi polis? Evet kardeşim. Abi, o zaman kalim gel de plan yapalım. Şuraya gel, oturalım. Hayatsız kadim dostu olurum. Plan yapalım. Öyle midir lan söz? Biliyorum kardeşim. Kardeşim bak, tahminlerime göre yukarıda birkaç kişi daha var. O yüzden artık bu kapıyı kullanamayız. Samsiye bombacı kişinin bilmediğine göre, bomba da patladığına göre bombacı var. Tamam mı kardeşim? Tamam abicim, sen hiç merak etme. Bundan sonra o kapıyı kullanmak yok. Hep bu kapıdan çıkacağız. Çıkartın lan beni buradan. Evet, geniş kapısı artık. Abicim, peki ya bu içerideki ne olacak? Ölene kadar orada mı kalacak? Evet. Lan pislik herifler, fakir. Bak buradan çıkınca seni ve kadim dostunu idam edeceğim oğlum. Lan oğlum bak. Adam hasretme bak, zaten önceki bölümlerde sana sinirliyim. Adamın asam vurma seni ya. Gerçi ben etmesem de bunlar seni nasıl olsa... Ece. Duydun mu lan beni? İdam edeceğim ikinizi de. Zengin. Neredesin? Senin de lafta edersin. 10 yıl cezan var. Seni de hapse tıkacağım oğlum. Pislik herif seni. Göstereceğim size. Pislik herif mi? Buradan bir çıkış kardeş kendine lazım. Söyleme. Etme öyle şeyler. Nereden çıkacağım ben ya? Nereden? Allah kahretsin. Buradan bir çıkış yolu olması lazım. Çıkamazsın kardeş. Bunlar kesin buraya bir gizli yol koymuşsun. Çıkamazsın. O tarım alanından çıkış yok. İşinden geçiyorsun. Çıkartın lan beni buradan. Bakın eğer şimdi beni çıkartırsanız cezanızda indirim yaparım ha. Ona göre. İdamın cezası mı olur lan? Abi duydun mu? Yavşak. Dostumu da alacakmış. Beni de asacakmış. İdam edecekmiş abicim. Sakin ol fakir. Ulan şerefsiz. Sen kimsin lan bizi idam ediyorsun? Seni var ya öldürürüm ha. Seni buradan çıkartmayacağım. Öldürürsün. O kapıyı açtı mı? Bakın. Selamun aleyküm fakir diye. Ağlına bir çatıyı da alır mı? Tamam atmış bitti. Pislik herif seni. Geber lan orada. Şerefsiz. Abi, bir şey olmaz fakir ya. Ağlama sakın. Gözyaşını sakın yere damlatma. Banca lafta öldürürüm. Pislik ol. Tam edemez değil mi abi? Ben kadim dostumu çok seviyorum abi. Lütfen abi bizi idam edemez de bana abi. Kardeşim sen hiç üzülme. O anca öyle konuşur. O anca lafta idam eder. Duyuyor musun beni polis? Sen anca laftasın oğlum. Hiçbir şey yapamazsın benim kardeşime. Kardeşini koruyor işte abilik bu. İşte. İşte zenginliğin bir zenginle fakirin abiliği bu olmalı arkadaş. Bu olmalı. Dostuna hiçbir şey. Ama ben kendi serimde bu tarz bir şey yapsaydım bu zengini bu şekilde yapardım ama küfürler yağdırdım var ya. Çok güzel şeyler yapardım. Sen anca konuşursun pislik herif seni. Orada öleceksin. Seni buradan çıkartmayacağım. Kimse seni bulamayacak burada. Pislik herif. Kimse seni kardeşim, burada merak bulamayacak. Etme. Kadim dostunu kimse idam edemez. Seni de kimse idam edemez kardeşim. Benim korumam altındasın. Gerçi geçemeyiz. Sen böceğin yaşasın. Gel yukarıda plan yapalım. Bu pislik bizi buradan duyabilir. Yukarı çıkalım, yukarıda konuşalım abicim. Hadi gel. Gel abicim ben yukarıdayım. Geliyorum kardeşim, geliyorum. Zekiler oğlum, zekiler. Doğru diyorsun kardeşim. Aptal değiller, zekiler. Bu ikisi çok zeki. En iyisi buradan konuşmak. İki zeki koca dünyaya karşı. Öncelikle şu dedemi öldüren adamı bir öldürelim. Sen şimdilik burada kal. Ben de o pisliği öldürmeye gidiyorum. Allahu Ekber. Ölüm vakti geldi onun. Kardeşim, Allah. Önceden ben çok savaş yaptım. O yüzden zenginin içindeki, zengin içindeki şövalye ruhu doğdu. Ben 2 dakikaya geliyorum kardeşim. Battal gazı doğdu. Bekle burada kardeşim. Bekle burada kardeşim. Aha. Sakın bir yere ayrılma. Şimdi ne yapacaksın bakalım, işinden geçeceğim senin. Şimdi seni mezara yollayacağım. Nerede lan bu? Neredesin dikkat lan? Dikkat et. Içerim. Zengin arkanda kalan abi iyi bak. Aha. Aha da orada. İndi aşağı. Baş şerefsiz. Gel lan buraya pislik herif. Gel lan buraya. Geberteceğim lan seni. Geber lan. Şerefsiz. Geber. Kim öldü lan? Vallahi merak ettim bunu şimdi. Hemen. Öteki. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkes... Geç burayı. Acaba o pislik... Dur. Fazla geçtik. Abi. Aşırı fazla geçtik. Tamam. 31. bölüm lan. Aman yarabbim. O ses de neydi? Abi! Abi beni duyuyor musun abi? Lütfen çabuk. Abini içeride kestiler fakir, kaç buradan. Baksan mı acaba? Bombalarını bölmek istersin kılıçla mı? Acaba o pislik adam abimi de mi öldürdü? Yok oğlum, öldüremez ya, saçmalama.
Abinin üzerine elma hazır mı? Abi. Adam zaten bir yumruk attı beni kıracak. Sonra kılıçta bir darbede. Tamam. Kimse gözükmüyor. Adam ölür. İnsan kaçalım, mı acaba ya? Konuş. Abi. Ay senin. Tuş geri döndü. Resmen gözüm alamıyorum. Sürekli bakacağım tehlikesinden valla çok sinirleneceğim. Abi. Korkuyorum ya şimdi ben ne yapacağım? Sakin ol Fakir. Sakin ol. Sakin ol. Bana yardım et. Hakim ol sinirlerine. Yok yok. Pardon siz kaçını bölmeyiz. Tamam. Otobü... Evet, dur en iyisi abime bakmaya gideyim. İki bölüm kaldı. Abici. Üç iki. Üç bölüm kaldı. Abi. Abi. Abicim ne oldu? Adam ölmüş. Abi kendine gel. Zengin ne alıyor? Zengin sen niye alıyorsun? Zengin cebine seni ne alıyor? Abi. Abi ne oldu abi? Lütfen gözlerime bak. Zengin niye alıyorsun oğlum? Adam ölmüş de değil. Sevinmen lazım senin. Bu pislik herif bana tuzak kurmuş. Neredeyse beni öldürüyordu. Son anda son kılıç darbesiyle yere serdim onu. Elmas kılıçta kime mi özledim saçmalama. Ben de gidecektim kardeşim. Seni yalnız bırakmaktan korktum. O yüzden böyleyim, kusura bak. Tamam. Mesele kardeşlikse orada haklısın zengin derim yani. Başka bir şey demem. Tamam abicim. Gözüm başka yere geçmez. Geçti bizden abicim geçti. Seni yalnız bırakmamalıydım. Bu pisliğin öyle bir şey yapacağı belliydi. Neyse. Ben diyorum artık oğlum. Öldü. Bu sakalından her şey geçirdim. Kanımızı aldık abicim. Senin sayende bunu başaracağını biliyordum. Sen aslansın. Abilerin en güçlüsü sensin. Canım abim benim. Kardeşim artık bu evde yaşayamayız. Aslan aslan mı? Bak aslan. Yukarıda zengin polis var. Aslanı. Elinde telsiz olabilir. Telsizle ekiplere haber verirse biteriz. Burada yakalarlar bizi. Ve dedemizin katili de bu evde. Artık ben bu evde yaşayamam. Huzursuz olurum. O yüzden mantıklı. Kardeşim bu evden gideceğiz. Bu ama evden firar etmemiz lazım. Yoksa almam gereken birkaç şey var. Benimle gel kardeşim. Sana onları göstereceğim. Tamam abicim geliyorum. Hadi gidelim. Ne gösterecek lan gizli geçtin. İyi göstermedin mi bütün gizli geçitleri? Yoksa şurayı da kapatalım da. Geçitlerden mi olmuş? Kardeşim beni takip et. Şimdi göreceklerini daha önce görmemiş olabilirsin. Şimdi göreceklerin dedemden kalma miras. Gel kardeşim. Dededen kalma miras mı? Ne diyorsun zengin? Fakir, buradan aşağı ineceğiz kardeşim. O gel ne? Fakir. He burası şey. Evet kardeşim. Artık son aşama. Aha. Buraya yıllardır girmiyorum. Baksana ağ tutmuş. Neyse gel kardeşim. Ana. Gizli bölge. Gel. Gizli. Gizli yol. Evet. Böyle mi? Gördüğün gibi. Burada bir sürü tablo var. Tablolar mı? Tablara burada bakarak ilham alıyoruz. Burada bir tablonun boş fakir. O tabloyu bulmamız lazım. Gizli içi boş mu? Anıl Allah. İşte. Fas. Bu. Gel benimle kardeşim. Hadi canım. Oha. Fakir, buradan sonrasını ben gideceğim ve almam gerekenleri alacağım. Sen beni burada bekle kardeşim. Ben hemen geri döneceğim kardeşim. Oğlum, şuradan yavaş zaten bu parkuru yapamayan da kördür. Tamamdır. Ya da kolsuzdur oğlum. Sandığı yıllardır açmıyorum. Artık açma zamanı geldi. Aç. Haydi bakalım. Aç bakalım ben çıkayım. Evet. İşte bu. Adam hazinenin yarısını burada saklıyormuş be. Artık bu evde kalamayız. Bu evden gitmek zorundayız artık. Bu paralar bize lazım olacak. Zaten çıkamazsa... Tamamdır. Bunlar bu bombacılar şüphelenip ev bombalayacaklar tamam, nasıl olsun? Tüm elmasları aldım kardeşim. Artık şöyle buradan gidebiliriz. Abi sen gerçekten çok zenginmişsin ya. Oha! Ben böyle gizli yerlerin olduğunu bilmiyordum. Evin de çok güzel. Adamın her yeri zengin fakir. Ama bu evden gitmek zorundayız haklısın. Bak bu abine kavga etme. Hadi gidelim senin... kardeşim gel. Yani bitiririm gel, bitiririm bu seni. Parçalar be. Gel kardeşim. Dikkatli ol. Kılıçlar bir silah. Yeter artık şu bombacılara haber vereyim de. Çıkartsınlar beni buradan ya. Sinyal bombacılar çekiyor mu? Sesim geliyor mu? Peki olmuş. Alo orada mısınız? Komiserim bu sizsiniz. Duydu. Komiserim eyvah. Sizi çok merak ettik. Neredesiniz komiserim? Bir indiniz aşağı bir daha çıkmadınız. Komiser, saatlerdir sizi burada bekliyoruz. Şey komiserim yardıma gelelim mi? Bir ihtiyacınız var mı? Çocuklar bu zengin ve fakir beni aşağıda bir depoya kilitledi. Buradan çıkamıyorum. Arkadaşlar burayı beni biliyorum. Buradan kurtarmanız lazım. Ama siz sakın aşağı inmeyin. Yoksa sizin için de tehlikeli olabilir. Çocuklar sizden yapmanızı istediğim şey evin etrafına TNT yerleştirin
ve tüm evi patlatın. Ama komiserim, bu sizin için tehlikeli olabilir. Siz de içeridesiniz. Ya size bir şey olursa? Komiserim, ben bunu yapamam. Kusura bakmayın. Siz beni merak etmeyin. Ben evin altında bir depodayım. Bana bir şey olmaz. Bu depo bayağı sağlama benziyor. Bu depo beni koruyacak. Ama zengin ve fakir hakkında aynı şeyi söyleyemem. Onlar ölecekler. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komiserim. Evin etrafına çok sayıda TNT yerleştirmeye başlıyoruz. Komiserim, hakkınızı helal edin. Helal olsun çocuklar, helal olsun. Helalim boş olsun. Beni sakın düşünmeyin. Ben göreyim uğruna canımı vereceğim. Emredersiniz komiserim. Şimdi evin etrafında TNT'yi döşemeye başlıyoruz. Dostum, komiserimizi duydun. Sen şu tarafa, ben bu tarafa TNT yerleştirmeye başlayalım. Haydi dostum, bunu yapabiliriz. Biliyorum. Bu çok zor bir görev. Ama bunu başaracağız dostum. Haydi başlayalım. Allah. Zengin fakir haber vermek lazım. Ben de hemen yerleştirmeye başlayayım. Şöyle yoksa şuralara. Yoksa bunlar bizi bombalayacak anlaşıldı. Şöyle şuralara yerleştireyim de. Oo, bu ev gerçekten inanılmaz büyük. Oha, tamam, bak, kaç. Fakir kaç kardeşim. Artık bu evden gitmek zorundayız. Kadim dostunu da hazırla. Sen de hazırlan. Bu evi terk edeceğiz. 5 dakika içinde bu evden çıkmamız lazım. Tamam abicim. Sen hiç merak etme. 5 dakika mı? Kadim dostumu da alıp 5 dakika iki gideceğiz. Kere patlatır mı lan? Şu kayış patlatır bu ev. Kayış şuralarda bir yerlerdeydi ya. Burada değil. Buralarda da yok. Nerede ya bu kayış? Kayışı bulmam lazım. Evet dostum. Artık bu evi kayışı patlatma zamanı lazım. Geldi. Ayda kayış şimdi mı? Şimdi patlatacağım dostum. Ben Allah, patlatmaya gidiyorum. Sen burada kal. Eyvah. Yapma. Yapma. Bir. Uy. İki. Oo, hayır koymuşlar. Üç. Zengin fakir evde. Oka. Merak konusu hemen. Jacobs Gold Granül Kahve, şeker ve kremanın mükemmel uyumuna mini signature ekleniyor. Kampanya paketlerden çıkan şifreyi jacobscafe.com.tr'ye mini signature ve yüzlerce hediyeden birini kazanma şansı yakala. Arkadaşlar. Ya bunu izleyeceğiz bir bölüm daha izleyeceğiz. Sonra bir bölüm arkadaşlar, daha arkadaşlar yaklaşık 5 gündür ardı ardına zengin fakir atıyorum. Montajı gerçekten miydim? Çok zor ve videoları tek başıma yapıyorum. Emeğimin karşılığı olarak bu videoya... Arkadaş geç burayı. Ben kaç kere izledim burayı. Tabi sizin için ilk oluyor. Çünkü videoyu sildim. Aynısını bir daha yapıyorsun. Nasıl ya var? Kayış. İneğimi buradan çıkartmak için kayışa ihtiyacım var. Hadi lan fakir. En paçakta sen kayış arıyorsun ya. Geç kayışsız yine çıkaramadı. Aa buldum abicim. Aa buldu kayışı. Abicim kayışı buldum. Hadi gidebiliriz artık. Tak tak çabuk. Elveda komiserim. Elveda zengin hayır, ve fakir. Hayır tak. Komiserimiz için üzüleceğim. Ama zengin ve fakir için asla. Hadi abicim hemen gidelim Allah buradan. Allah çıkmalıyız. Allah kahretsin. Abicim hızlı olun bu bir tuzak. Zengin. Güle güle zengin ve fakir. Koşun. Çabuk abicim. Öldürecekler bizi. Patladı. Allah diplerinde patladı Allah kahretsin. Dostum artık burada işimiz bitti. Hadi gidelim. Komiserimiz oğlum krater açıldı. Ölmüştür büyük ihtimal. O yüzden burada şu kadarcık bir dağda kocaman. Haydi gidelim dostum. Tamam dostum gidelim. Haydi. Aga. Ya aha. Yalnız diplerinde patladı. Yine konuştu lan. Aha zengin uyandı. Ne oldu lan? Uyan zengin uyan. He? He? Samanyolun galaksisinde sabahlar oldu fakir, koçum kardeşim. Hadi kalk. Kadim. Kadim. Fakir. Allah kahretsin. Kan yok oğlum. Uzaktı. Evimi patlattılar. Hain. Fakir kardeşim. Hain lütfen kaçın. Lütfen kendini bırakma. Kaçın abi. Hain kalak içine. Abi ölüyorum abi. Lütfen. Lütfen bizi hastaneye gidin. Allah. Bakir'in kafası Kadim gitmiş. Kadim dost zaten yok olmuş. Eyvah eyvah. Kardeşim. Kardeşim. Kendini yorma. Sizi hastaneye yetiştireceğim. Bekleyin. Lan zengin konuşma Acilen konuşma. Bindir şunları helikoptere çabuk. Kardeşim hemen geliyorum. Ölecekler yoksa. Bindirsen ya. Kardeşim. Sakın kendini bırakma tamam mı? Hemen geliyorum. Bak zengin hala Allah duruyor. Allah kahretsin. Lan koş kim yaptı? Olamaz. Sence kim yaptı oğlum? Olamaz. Bombacı. Helikopter. Hemen şu helikopteri alıp kardeşimin yanına götüreyim. Hadi lan hadi. Kardeşim dayan geliyorum. Lütfen. Lütfen dayan.
Ulan dizi gibi lan. Biliyorum kardeşim, beklemedim. Ben de patlamak, ah evde patlamış Mısır olaydı. Tamam, dizi gibi yemin ederim var ya. Kardeşim dayanın. Kadın bölümlü kadın dizi. Dostum dayan. İkinizi de yetiştireceğim hastaneye. Şimdi gidiyoruz. Hadi lan hadi hadi. Abi hızlı ol. Kadın dostumu ve beni kurtarmalısın abi. Ölüyorum. Kardeşim kendini yorma lütfen. Adam zor nefes sizi alıyor. Şimdi yetiştireceğim hastaneye. Hadi lan uçur şuna. Gidiyoruz kardeşim. Dayanın. Gidiyoruz. Heh, tamam uçurdu tamam. Oh. Hadi zengin hadi hadi. Bunu bize kim yaptı? Bunun bedelini ödetmem lazım. Kardeşim bombacıları. Kadim kendini bombaya bırakma. Bombaya oturtmak lazım. Yetiştireceğim sizi hastaneye. Oturtup patlatmak lazım. Allah kahretsin. Aha. Bu her yerim ağrıyor. Patlamanın etkisi çok büyüktü. Ötülere bir şey olmazmış. Doğruymuş. Ötülere bir şey olmazmış. Doğruymuş. Oha her yer patlamış lan. Sonunda özgür. Her yer mi? Krater açıldı nasılsınız diyeyim. Zengin atın dayı. Şerefsiz herifler. Kapattılar beni buraya. Nerede lan bunların cesedi? Yalnız buralarda bir yerler bunlar polisi buraya kitlemesin bak. Yukarı bir yere kitleseydi kesin ölmüş. Neyse illaki ölmüştür ya onlar. Artık şu zengin ve fakirden kurtuldum sonunda. Cesetlerini arayamam şimdi. Neyse. Allah'ım sana şükürler olsun. Şu zengin ve fakir belasından kurtardım salak beni. Salak lan bu. Oh be. Vallahi salak. Depo sayesinde bana bir şey olmadı. Öldüm sanıyor salak. Öldü kesin öldü. Geri zekalılar. Kendi evlerinde tuzağa düşürdüm malları. Neyse. Biz mamanı sevmemezsin belli değil galiba. Merkezde gideyim de. Merkezdekiler haber verin. Tartışılır. Şuraya baksana be. Bu evde gerçekten büyükmüş yani. Hayret ettim doğrusu. Yalnız evde maşallah bu nasıl her şey var evde ya. Ya resmen her şey var. Eve benzer malikanenin bildiği gizli geçit malikanesi. Nerede lan bu zengin ve fakirin cesetleri? Gözükmüyor etrafta. Kardeş bak, parçalara ayrılmıştır. Ölmemiş olabilir mi? Yok be ya. Çok büyük bir patlama oldu. Kesinlikle ölmüşlerdir. Yani ah. Ben depoda olmasaydım işte. Ben de ölürdüm büyük ihtimal. Lan abi Minecraft aynen, polisini konuşun. Ölmüşlerdir. Anlayacağı neyse, şekil bu. Ben de şuradan şöyle merkeze doğru gideyim. Seker küpürlü i̇şte var bu adamda. Sizin işiniz bu kadardı. Bitirdim ulan sizi bitirdim. Pislik herifler. Sen bizi bitiremezsin Narraş. Öldürdüm zengin sizi. Fakir ikilisini bitiremezsin. Şu bombacılara da iyi sizlerle bir ödül bitiremez ulan. İyi bir ödül hak ettiler. Çok iyi iş başardılar. Helal olsun. Gurur duydum doğrusu. Yalnız bu neyse, şimdi komiser ciddi ciddi bizim önümüzü düşündü. Düşünsün. Böylece... Kardeşim dayan. Geldik hastaneye. Bakın dayan kardeşim. Geldik. Az kaldı. Hadi. Kadir sen de dayan. Geldik. Burada bekleyin hemen geliyorum. Ne devam mı? O ses de ne? Ne devam duvarı ya? Ne oldu beyefendi? Buyurun beyefendi. Doktor bey lütfen yetişin. Kardeşim doktor bey yetişin. Lütfen doktor bey. Kardeşim helikopterde ölüyor. Lütfen doktor bey lütfen. Durumları nasıl? Çok ağır doktor bey. Çok kan kaybettiler. Durumları nasıl diyor? Çok kan kaybettiler. Bombardılar bizi. Ne oldu bunlara? Çabuk anlat. Doktor bey büyük bir patlama oldu. Benim üzerimde elmas set olduğu için bana bir şey olmadı. Ama kardeşim ve kadim dostu çok yaralı, çok kan kaybettiler. Lütfen doktor bey onları iyileştirin. Durumları çok kötü gözüküyor. Onları acilen ameliyat almamız lazım. Aga bu müziği koyma işte ya. Ben duygulanıyorum müzikte, yapma öyle şeyler ya. Videoya geçmeden önce like atıp abone olmayı unutmayın. İnşallah like atan herkesin böyle bir bilgisayar olur ve istediği herhangi bir şey gerçekleşir. Amin. Hadi videomuzu geçelim. Yeter artık 1,5 saat oldu. Elveda komiserim. Zaten bu bölümde öteki bölümde izleyince 1,5 saat. Komiserimiz için geçelim burayı. Tekrar haber. O ses de ne? Tamam. Lütfen doktor bey lütfen. Bölüm 33 başlıyor. Hadi bakalım. Ne olacak? Zengin bey. Daha önceden fakiri dedeniz ameliyat etmişti. Şimdi ben ameliyat edeceğim. Umarım ameliyat iyi geçer ve fakir sağlığına kavuşur. Hadi kadın inşallah doktoru da doktor. Veterinere gönderdik. Veteriner onu ameliyat tüm edecek. Zengin ve fakir severlerin şey yanımızda, arkamızda, her yerimizde. Haklısınız doktor bey. Doğru söylüyorsunuz. Ama lütfen sevgiyle elinizden geleni sevgiyle besliyoruz onları. Kardeşim, sevgiyle büyüttük biz bu kanalı. Kardeşimi doktor bey. Ben sanki olsun ben yapamam. Yönetiyorum. Neyine lütfen sahip doktor bey. Zengin bey. Eğer ki burada bekleyip işimizi zorlaştırmazsanız ben de elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Söz veriyorum. Niye zorlaştırıyorsun? Gelirken
erkek işi o. Seni almazlar dediler ama. Abi zengin, zenginin kardeşi söz konusuyla zengin. İşi kim daha iyi yapacaksa? O konuda konu pek söz veremem. Muhaberatlerimiz size güzel haberleri verecektir. Ay, ama şimdiden aramıza hoş geldiniz. Kurulduğumuz günden bu yana eşitlik şişe camın ruhunda. Sesi. Geç. Geç burayı. Kafa yiyeceğim. Tamam doktor bey. Onda şüpheniz olmasın. Ben burada sizi bekliyorum. Lütfen iyi haberlerinizi bekliyorum doktor bey. Tamam zengin bey. Şimdi ameliyata giriyorum. Şu anda üzgünüm arkadaşlar ya. Umarım ameliyat iyi geçer. Aga fakir evet. Bombet yetkisiyle. İlk önce narkoz vuralım oldu. Da acıyı hissetmesin. Yaralandı arkadaş. Buradan narkozu alalım. Ver narkozu. Evet işte bu. Evet fakir. Seni iyileştireceğim koçum. İyileştireceğim seni. Tamam narkozu vurduk. Tamamdır. Şu gözlüğü de takalım. Tamam. Şuradan gereken malzemeleri de aldıktan sonra. Şu ve şu. Evet. Ameliyata başlayabilirim. Durumu gerçekten çok kötü. Çok kan kaybetmiş. Umarım fakiri kurtarabilirim. Haydi oğlum fakir. Sen güçlü bir çocuksun. Bunu ikimiz başaracağız. Hadi la fakir. Lütfen hayattan korkma. Şaşırtma bizi bir kere. İnsanın elinden bir şey gelmemesi çok kötü bir şey. Kardeşim. Seni yıllar sonra bulduktan sonra tekrar kaybedemem. Fakir. Aga. Beni bırakma kardeşim. Bu saatten sonra sensiz yaşayamam. Gider intihar ederim. Lütfen fakir. İnşallah iyileşir. Şu yaşıma kadar kardeş sevgisini hiç tatmamıştım. Gerçekten birilerinin beni sevmesi çok güzel bir duyguymuş. Aga be. Ya zengin bunu deme işte ya. Ben... Aga... Arkadaşlar kusura bakmayın ama ben böyle şeylerde duygulanıyorum ama ben ya. Aga adamın dediğine bak, dediğine bak ya. İntihar ederim. Yani buna duygulanmıyorum ne bileyim. İnşallah iyileşir. Şu yaşıma kadar. Yani bu olaya duygulanmayan insan değildir. Kardeş sevgisini hiç tatmamıştım. Gerçekten birilerinin beni sevmesi çok güzel bir duyguymuş. Vay arkadaş be. İşte abilik dediğim bu işte, bu işte. Sonunda be. Günlerdir çok yoruldum. Zengin ve fakir mevzusu bittiğine göre birazcık artık kafam rahat edebilir be. Bilgisayar kırdılar şu bisikletten ama o derece sinirliyim buna. Merhaba çocuklar, kolay gelsin. Dinleyin buraya. Hoş geldiniz müdürüm. Taşak seviyordur bunu var ya böyle. Tamamdır. Şuradan şöyle odama doğru çıkayım. Of çok yorulmuşum ya. Bacaklarımda derman kalmadı. Sakin ol. Sakin ol Alfa. Kendime biraz tatil vereyim artık ya. Gerçekten çok yoruldum. Emniyet müdür olmuşsun ama adam olamamışsın. Sen nasıl müdürlüsün ha? Oh be dünya varmış. Ah be dünya varmış. Rahat rahat oturuyor. Dur şurada biraz televizyon izleyeyim ben hatta ya. Artık tatil zamanı geldi. Terbiyesiz. Hatta şu silahları da çekmeceye koyayım. Tamamdır. Artık bir hafta tatil hak ettim ya. Yeter artık yani. Keşke. Çok yoruldum. Keşke şu karşı çatıda bir tane köşk inşaatı olsa da. Bakın bugün televizyonda neler var. Karşıdaki şu, geç bunu. Şu karşıda bir tane var. Bunu da geç. Şu karşıda bir tane köşk inşaatı olsa. Haberler. Tamam öldü adam. Ben geleni yaptım. Gerisi fakire kalmış. Fakire ve bünyesine. Eğer ki bu ameliyatı kaldırırsa. Fakire bünyesine mi kalmış? Bir haftaya iyileşir. Ama eğer ki kaldıramazsa. Maalesef fakiri kaybedebiliriz. Hayır. Ameliyat bu olamaz. Şimdilik bitti. İnanmıyorum sana durumu doktor. Böyle giderse bunu bize yapamazsın. Şunları şuraya sanki koyayım. Sanki ihanet dedi doktor. Zengin Bey'e haber vermeye gideyim. Şu gözlüğü de şuraya tabii koyayım. Tabii kendini tamam. İhanet etme. Ama umarım iyileşirsin fakir. Heh burada zengin. Merhaba zengin bey. Ha? Zengin, doktor bey. Zengin değil. Doktor bey ameliyat nasıl geçti? Ya. Doktor bey kardeşim iyileşti. Ama var ya şu bölümde. Şu bölümde en duygulandığım sahne o daha demin ki yaşam sahne. Aga. Aga adam öyle sözler söylüyor ki insanın böyle kalbine dokunuyor böyle duygusal duygusal ya. Peki, durumu nasıl? Aga lütfen be. Doktor bey söyleyin. Yani arkadaşlar o kısma duygulanmayan kişi insan değildir. Ciddi söylüyorum yani. Doktor bey konuşsanıza ameliyat nasıl geçti? Zengin bey sakin ya, olun. Duygulanmayan. Ameliyat gerçekten beta, çok iyi geçti. Misin ben elimden geleni yaptım. Onda bir şüpheniz olmasın. Gerisi kardeşinize ve bünyesine kalmış bir şey. Eğer ki bu yaptığım ameliyatı bünyesi kaldırabilirse durumu gitgide iyiye gidecek. Ama eğer ki kaldıramazsa... Yani arkadaşlar burada özetle şu diyor. Fakir içeride savaşı kazanırsa yaşa kazanamazsa ne olacak? İşiniz ölebilir zengin bey. Yani hala durumu ciddi.
Şu anda yoğun bakımda tutacağız. Tamam. Sağ olun doktor bey. Hmm. Çok teşekkür ederim. Saatlerdir ama sizi bekliyorum. Ameliyat sonunda bitti. Çok güçlü bir çocuğu ya. Kaldır umarım bence. Kardeşim iyileşir. Yoksa benim için bu dünyanın bir anlamı kalmaz. Zengin bey, kötüyü düşünmeyin. İyi olanı düşünün. Bu sizin için de daha iyi olacaktır. Tamam doktor bey. Tavsiyenize uyacağım. Arkadaş kötüyü değil, iyi düşün. Görebilir miyim? O zaman kardeşimi görebilir miyim doktor bey? Zengin bey, bakın kardeşinizi görebilirsiniz. Fakat kardeşinize temas etmek yok. Yani kesinlikle dokunmayacaksınız. Zaten bir bakın, parmak dokundum mu tamam. İşi biter o zaman fakir. Eğer kardeşinize dokunursanız onun sağlığı açısından kötü olabilir. Kardeşinizi sadece uzaktan görebilirsiniz. Ne yapacağız onun dokunukta? Sanki mı? Bütün tamam, doktor bey, şeyde teşekkür ederim. Senin dokularına mı dokunursun? Ama pek de bilmiyorum ki. Kardeşim. Aga. Fakiri böyle kardeşim, görmek. Kardeşim seni burada da mı görecektim? Ulan benim çektiğim seri... Benim çektiğim seriden daha duygusal anasını satayım. Vallahi bak ya. Kardeşim benim. Kim bilir şu anda uykusunda ne görüyor? Uykusunda kavaşıyor oğlum, ne görecek? Lütfen beni bırakma fakir. Biliyorum beni duyduğunu. Lütfen beni bırakma. Sensiz ben ne yaparım kardeşim? Lütfen. Sakın ölme. Bak sen iyileşeceksin fakir. Kadir dostum sen, ben. Çok güzel bir aile olacağız. Abi. Abi. Fakir. Fakir uyandı. Abici. Bana bir şey oluyor. Anam. Atış hızlandı. Lan. Kardeşim. Allah kayrı durdu. Olamaz. Kardeşim beni duyuyor musun? Lan zengin. Bak bak koş koş. Olamaz. Doktora koş. Bir şeyler yapmam lazım. Onunu satayım. Yok yok git 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 git. Öteki bölüme yürü yürü yürü. Daha önceden... Geç 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 geç. Buraya geç geç geç. Lan 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 lan. Bana bir şey oluyor. Onunu satayım. Bu arada akışa son müdür? Ama son bölümdeyiz. Olamaz. Kardeşim beni duyuyor musun? Onunu satayım. Abi kalbi durdu fakirin. Zengin de biraz mal. Doktor Sinan ne duruyor? Kardeşim ne yapacağım ben şimdi? Allah kahretsin. Doktor kalbi bey. Kalbi durdu koş. Doktor bey. Doktor bey yetişin kardeşim. İçeride ölüyor, yetişin doktor bey. Ne diyorsunuz siz zengin bey? Ne oluyor hep sen yoksa ya, ona dokundunuz mu? Hayır doktor bey dokunmadım. Mikrop yapmasın diye hep uzaktan konuştum onunla. Vallahi dokunmadım doktor bey. Lütfen yardım edin kardeşim ölüyor içeride. Dokunmadıysa ne oldu oğlum? Allah kahretsin. Burada bekleyin zengin bey. Sakın içeri gelmeyin. Olamaz. Durumu çok kötü. Acilen ameliyat almam lazım. Acilen. Hemen sakinleştirici vurmam lazım. Ne oldu oğlum buna? Durumu niye çok böyle kötü, oldu? Olamaz. Nasıl oldu lan bu? Gözlük adam temaz yemiş ya bana. Nasıl tamam, oldu bu? Ameliyat başlıyor. Olamaz. Mikrop kapmış. Bu mikrop vücuda yayılmadan önce... Neden kapmış? Bu mikrobu vücuttan çıkartmak lazım. Diyetle mikrop mu kapılır? Allah kahretsin zengin bey siz ne yaptınız? Olamaz. Durumu adam uşanmadı ki oğlum. Uzaklan baktı sadece dokunmadı bile. Ziyaret etmek için girmemeliydim. Zengin ne yaptısın? Keşke girmeseydin. Allah girmeseydin. Allah bana yardım et. Sen kardeşimi koru. Ben şimdi ne yapacağım İyi, ya? İyi hap dedin zengin. Kardeşim. Uman da fakir ölmesin. Lütfen beni bırakma kardeşim. Sensiz yaşayamam kardeşim. Atlarım bu camdan aşağı lütfen beni bırakma. Keserim kendimi de. Allah kahretsin ya. Eğer ki fakir ölürse atlarım bu camdan aşağı. Fakirsiz yaşayamam artık. O benim canımdan bir parça. Fakirsiz yaşayamam. Can parça söylemez. Sevdiğiniz Starbucks lezzetini evinizde hazırlayın. Ben daha devam ediyorum sandım. Bu kadar çok alışmışım ki yani. Yaşayamam hayır. O benim kardeşim. Fakir lütfen beni bırakma. Lütfen. Sakın ölme fakir. Ölürsen. Çok kan kaybetmiş. Bu kadar çok izleyen kişi ağlar arkana. Acil ihtiyacı var. Yoksa kansızlıktan ölebilir. Hemen bunu zengine söyleyeyim de. Nasıl ben ölürüm? Nasıl ya? Eğer ki gereken kan bulunamazsa maalesef fakiri kaybedeceğiz. Hayda. Fakir ölecek. Hemen bunu zengine söyleyeyim. Fakir sen güçlüsün. İçine girdi. Az daha yandı. Dayan koçum. Kurtaracağım seni. Az daha dayan. Şu malzemeleri şuraya koyayım. Ve zengin beye kan lazım olduğunu söyleyeyim. Zengin bey fakir çok kan kaybetmiş. Acilen kan lazım. Kan grubu 0 RH pozitif. Eğer sizin kan grubunuzla eşleşirse siz kan verebilirsiniz zengin bey. Hayır, benim kan grubum AB RH negatif.
maalesef eşleşmiyor. Ama merak etmeyin. Fakir için gereken kanı bulacağım. Bu sana... Bunu bulmak için ne gerekiyorsa yapacağım doktor bey, merak etmeyin. Bakın zengin bey, 24 saat içinde gereken kanı bulamazsanız maalesef fakiri kaybedebiliriz. Bu 24 saat, saat içinde gereken kanı bulmanız lazım zengin bey. Tamam doktor bey, merak etmeyin. Gereken zengin, kanı 24 bulacağım. Saat diyor, 24 bak, bir günüm saat var. Burada olamazsanız çabuk fakir ölmüş olur. Tamam doktor bey. Gereken kanı bulup buraya getireceğim. 24 diyor, saat diyor. Üzere. Aman yarabbim. Acilen gereken kanı bulmam lazım. Koş zengin, koş koş. Ben şimdi nereden bulacağım lan 0 RH pozitif kanı? Allah kahretsin. Neyse. Hemen arabaya çıkıyorum. Hakikaten nereden bulacaksın lan? Helikoptere doğru ilerleyeyim de. İlle birilerini bulurum ya. Gençler 0 RH pozitif kan şey değil miydi? Nadir kanlardan. Bana öyle geliyor valla. Kardeşim için her şeyi yaparım. Yeter ki o ölmesin. Ulan bir de o yavşak. Bir de o yavşak polisin olsa 0 RH pozitif. Vallahi buradan yumruğu bir kapıştırırım buradan var ya. Kendime yumruk atarım vallahi bak. Böyle bir şey olursa. Tokat atarım hatta, ne yumruğu. Osmanlı tokat atarım kendime öyle bir şey olsa. Umarım da o... Ben de şöyle içeri geçeyim de. O şerefsizin olmasına 0 RH pozitif. Ben de burada olurum. Ona muhtaç kalsak çünkü ama yani... Fakir. Koçum merak etme. Abin gereken kanı bulacak ve sen buradan sapasağlam olarak gideceksin. Hiç merak etme koçum. Yaşayacaksın sen. Haydi. Güveniyorum sana koçum benim. Aslan gibisin sen fakir. Bir şey diyeceğim arkadaşlar. Bu NPC'nin nasıl hareket etmiyor? Mesela benim NPC'ler hareket ediyor. Minecraft'ta. Bunlar etmiyor. Allah Allah. İnteresan. Neyse. Evet şimdi gideceğim bir televizyon kanalında. Televizyona çıkacağım ve diyeceğim ki... O hain polisin olduğu şehir. Kardeşimin kana ihtiyacı var. Lütfen yardım edin diyeceğim. Hain komiserim pardon. Polisler de çıktı. Şu helikopteri şuraya indireyim. Televizyon programı mı çıkarsın tamam. Lan? Tamam. Burada kalsın helikopter. Geç buraya pek aksiyon kula. Acaba canlı yayına başladığınızda televizyondan söyleyebilir miyim? 0 RH pozitif kanı olan varsa bana ulaşsın diye. Yani beyefendi söyleyebilirsiniz ama tabii ki bunun da belli bir ücreti var. Bir ücret karşılığında söyleyebilirsiniz. Ücreti hiç önemli değil. Yeter ki siz bana izin verin. Ulan televizyonda bir dakika bir şey söylemek bile mi ücret oldu? Tamam öyleyse. Sizin hayatınız ücret olmuş. Sizi bir 2-3 dakikalığına konuk olarak alacağım. Tamam mı? Tamam spiker bey. Sağ olun. Minecraft haberlerinden hepinize merhabalar efendim. Saatlerimiz evet. 19.00 gösteriyor ve Minecraft haberleriyle karşınızdayız. Gündemdeki olaylar için takipte kalın. O zaman bir numara var. Ana haber başlıyor sonunda. Bakalım bugün dünyada neler olmuş. Sayın seyirciler, ana habere geçmeden İstanbul'da önce sizlerle tanıştırmak istediğim bir beyefendi var. Zengin Bey, hoş geldiniz Minecraft beyefendi. Merhabalar, hoş bulduk. Aman tanrım. İyi yayınlar diliyorum. Zengin. Teşekkür ediyoruz Zengin Bey. Acaba buraya geliş amacınızı anlatabilir misiniz? Lan, bu zengin değil mi? Ölmemiş şerefsizler. Ne işi var lan bunun televizyonda? Şimdi tabii ki anlatayım. Dönmeyiz o kadar kolay kolay. Benim bir kardeşim var. Biz adı boşuna fakir. Büyümedik lan. Kardeşim gerçekten çok zor durumda. 0 RH pozitif hatta bir kanı ihtiyacı var. Ulan buraya dünya. Beni izleyen kardeşlerime sesleniyorum. Lütfen. Bakın sizin kardeşinizin de başı böyle bir durumda olsaydı inanın ki ben size yardım ederdim. Lütfen. Uyuf. Zengin. Abi böyle konuşuyorsun valla. Biraz heyecandan gaza geldim valla. Adam arkadaşlar bakın dedi adamın şey ama adam ne ya zengin dediğine dur. Dinle. Kardeşinizin de başı böyle bir durumda olsaydı inanın ki ben size yardım ederdim. Lütfen. İşte adam. Başta buna ben kahpe dedim. Dedim. Onun bunun çocuğu dedim her şeyi dedim ben bu çocuğu adama. Ama zengin miyersem iyi kalpliymiş ama taş kalbini fakir son anda açmış. Lütfen kanı 0 RH pozitif olan arkadaşlarım bana kıldık. Ulaşsınlar. Lütfen hadi arkadaşlar. Ölüm kalım koydum. Meselesi. Bakın kardeşim ölecek. Eğer ki gereken kanı bulamazsam kardeşim ölecek. Lütfen bana ulaşın. Ölüm. Arkadaşlar fakirin iyileşmesi için 10.000 like'a ihtiyacı var. 10.000 like gelirse belki fakir iyileşebilir. Doktor sen. Çek. Ama. Neyse. Evet arkadaşlar 10 bölüm izledik ve süreye bakıyorum 1,5 saat olmuş. Abo 1,5 saattir izliyor muyuz biz ya? Maşallah. Neyse arkadaşlar
Bu videonun da sonuna geldik. Gördüğünüz gibi bayağı bölüm bölüm izledik ve en sonunda Fakir bombalama esnasında olmuş bulunumda. Kan bulunamazsa Fakir Nani yiyecek. Özet bu. Daha fazla video çattan kanala abone olmayı, like atmayı, beğenmeyi unutmayınız. Bir sonraki videolarda ve bölümlerde görüşünceye dek hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. Bye bye.